Selamünaleyküm dostlar. Sevda Çiçeği isimli hikayemizin 5. bölümünü, yani final bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Sabah namazından sonra Davut amca ile Fadime teyzeden aldığımız ceviz çuvalları arabanın arka kısmındayken çıktık yola. Akşam Akif'i Davut amca aramış, Fadime teyze rahatsızlandığı için pazara çıkamayacaklarını söyleyip bizim çıkmamızı rica etmiş. Emekli maaşının yanında bir de memleketindeki bahçesinden toplayıp pazarda sattığı cevizleri vardı Davut amcanın geçim kaynağı olan. Ekmek paraları aksamasın, hayır olur yaşlıya yardım etmek diyerek akşam Fadime teyzeyi hastaneye götürüp cevizlerini satmayı kabul ettik biz de. Davut amcanın her zaman durduğu yere çuvalları önümüze dizip arabayı da Akif arkamıza park ettikten sonra müşteriler toplanana kadar öylece bekledik boş boş. Çok da boş sayılmazdı doğrusu. Akif'le muhabbet ettik, pazar komşularımızla tanıştık derken vakit ilerledikçe gelmeye başladı birbir insanlar. Öğle vaktine kadar tek tük olan satışlar, Akif'in ticari yeteneği mi desem yoksa ticari zorbalığı mı desem kullanması sonucunda iki çuval cevizi bitirmiştik. Pişt beyler! Akif'in gözlerini takip edip baktığı yere baktığımda neredeyse 3 tezgah ötedeki kalabalık erkek grubuna seslendiğini anladım. Başımı tekrar önüme çevirirken grubun Akif'in sesini duymasıyla sattığımız cevizlerin çuvalların önüne geldiğini görmüştüm. Emredin komutanım diye gür bir sesle karşılık verip hazır ola geçerek başlarına selam verir gibi hızlı bir hareket yapınca kendimi askeri bir içtimanın içinde sandım bir an. Ne oluyoruz yahu? Bütün pazarın gözü bizim üzerimizdeydi şu an. Öyle bağırdılarsa emredin komutanım diye olurdu tabi. Birkaç adım geri çekilip Akif'le askerlerini baş başa bırakırken neler konuştuklarına da kulak misafir oluyordum bir taraftan. Ceviz alın bak, taze taze, beyninizi çalıştırır. İşlerinden birisi, komutanım bu senenin cevizleri daha olmadı ki, nasıl taze diye karşılık verince Akif ciddi bir ses tonuyla karşılık verdi. Şu an kaşlarını çattığına emindim. Ne demek taze değil, Ekim ayında toplandı oğlum da say bakalım üzerinden bir sene geçmiş mi? Adamın parmaklarıyla saydığını gördükten sonra geçmemiş komutanım ama benim cevize ihtiyacım yok dediğini duydum. Vardır vardır. Bak beyneye geliyormuş bu nimet. Al daya biraz. Seninkine de fayda olur belki. Hem emrediyorum malım olacaksın bu cevizden 5 kilo diyerek zorla ceviz satan Akif'e baktım. Gülmemek için zor tutuyordum kendimi. Ben kendimi gülmeyeyim diye sıka durayım, o kalabalık gruptan gür bir gülme sesi daha koro halinde çıktığında yine bütün pazarın gözü bize dönmüştü. Bu kadar gürültünün niye çıktığını merak eden bazı insanlar da gelip ceviz almışlardı bu arada. İşe ya da yaramıyor değildi yani. Siz almayacağımızı mı sandınız beyler? Tolga'ya 5 kilo dedim ama o biraz sıska olduğu için anca bitirir 5 kiloyu. Durun bakayım size şöyle bir... Akif'in söylediklerinden sonra aradan silinen komutanım yapmayın gibi itiraz sözlerine de bir susun oğlum konuştukça daha kilolu görünüyorsunuz gözüme bak diyerek bertaraf etti. Gökhan sen 8 kilo, Sefa sen 5 kilo, Orhan sen 7 kilo, Çağrı sen 10 kilo anca kurtarır oğlum sen 10 kilo, Tuncay sen de 9 kilo ceviz alıyorsun. Akif'in emrivakisi üzerine çuvalın ikisi bitmiş, birisinin de boynu bükülmüştü. Onu da çıkan gürültüye gelen müşteriler aldığında 3 çuval cevizin boş çuvallarıyla döndük eve. Pazarda vaktin nasıl geçtiğini anlamamış, oruç olduğumu da unutmuştum bu süre zarfında. Demek ki insan boş durdukça fısıldıyordu şeytan kulağına yoldan çıkaracak o cümlelerini. Bir kez daha karar verdim ki yakın zamanda iş bulmalıyım kendime. Akif'le karşılıklı oturup yorgunluk çaylarımızı yudumlarken konuşup muhabbet ettik demek isterdim ama yarısına kadar boşalan ceviz çuvalları gibi yılmıştım yatağa. Bir iki saatlik kestirmeden sonra hasılatı da alıp çıktık yola Akif'le. Fadime teyzeyi yatırdığımız hastaneye geldiğimizde bulunduğu odanın katına çıktık asansörle. Hemşireden izin alıp odaya girdiğimizde Fadime teyze hariç 3 hasta olduğunu görmüştüm yataklarda. Yataklarında kendilerinden geçmiş bir şekilde yatan hastaları görünce şükrettim sağlığımın yerinde oluşuna. Bazı şeylerin değerini kaybetmeden bilemiyor. Allah farkına varalım diye onu elimizden aldığında da isyana koşturuyorduk hemen. Tefekkür etmeyi çok uzun zaman önce unutmuştuk zaten. Davut amca Fadime teyzenin başında bir sandalyeye oturmuş, elleri birbirinde öyle tatlı tatlı gülümseyerek konuşuyorlardı bizi görene kadar. Davut amca bizi fark ettiğinde
Hoş geldiniz çocuklar diyerek ayağa kalkarken Fadime teyzenin cansız sesi açmıştı göz çeşmelerimi. Dolan gözlerimi hızlıca kırpıştırıp yaşları gönderdikten sonra tebessüm ederek "Nasılsın Fadime teyzem?" diye sorduğumda "Hamdolsun yavrum, yaşlandık artık zamanı geliyor galiba" derken sesi titredi ve birkaç damla yaş akıttı yanaklarına düşmüş yaşlılığın nişanesi olan lekelerin üzerine. "Karadenizlisin sen Fadime teyzem, nerede senin açılığın?" Hemen pes etmek yok dedim zorla gülümsemeye çalışırken. Ben gülmeye çalıştıkça dudaklarım titriyor, sanki birisi yüzüme parmaklarının arasını almış, sıkıştırıyormuş gibi hissediyordum. "Ah kızım," dedi Davut amca şikayetleneceğini belli ederek. "Akşamdan beri anlatamıyorum, tutturdu benim zamanım geldi diye. Usandıysan daha kapı orada Davut efendi," derken sesine can gelen Fadime teyze güldürmüştü hepimizin yüzünü. Akif'le yanlarında biraz daha vakit geçirip pazardan aldığımız paranın karını bize ortak etmek istemesini reddedip eve döndüğümüzde iftar sofrasını hazırladık el birliğiyle. Orucumuzu açıp akşam namazından sonra teraviye de gidip evimize döndük tekrar. Kokusuyla mesteden çaydan aldığım her yudum boğazımdan geçip içimi ısıtırken karşılıklı oturuyorduk Akif'le. "Ne kadar yoğun bir gündü," deyip bir yudum daha aldım avucumda sıkıştırdığım bardaktan. "Sen alışık olmadığın için öyle geliyor. Sen daha ağırlığını yaşadın değil mi?" İçimdeki buruklu elimde olmadan sesime hüzün olarak yansımıştı. Bir video izlemiştim terörist üyelerinin olduğu. İki tanesine zor dayanmıştı midem. Ben videoda gördüğümde bile dayanamazken o kaç kere canlı canlı yaşamıştı bunu kim bilir. Zor olmalıydı bir canlının son nefesine sebep olmak. Buna mecbur bırakıldıkları için de işlerinde ayrı bir öfke barındırdıklarını biliyordum abim Akif'in. Uykusuzluk, açlık, susuzluk, yorgunluk dinlemeden atıyorlardı kendilerini vatanın refahı için kurşun önüne. Haram biliyorlardı bir saniyelik uykuyu düşman, topraklardan temizlemeden. Toprak yatakları, kayalar yastıkları oldu belki de çoğu zaman. Görevden geldiğinde söylerdi hep abim belim tutuldu, boynum ağrıyor diye. O sözleri aklıma düştükçe dikenleri çıkıyordu yatağımın ve ruhuma batıyordu acıtı acıtı. "Alıştım artık," deyip gülümsedi benim asık suratıma tezat bir şekilde. "Kapatalım mı bu konuyu?" Başımı salladım hafifçe. "Konuşmak istemiyorsa konuşmazdım. Hoşuna gitmiyordu demek ki. Görevde değilken bari rahat edeyim, hatırlatmayın," diyordu sanki kelimelerin arkasına saklanan manalar ya da ben uyduruyordum tamamen. "Neden ben Akif?" Günlerdir aklımı kemiren bu soruyu sormak için fırsat kolluyordum ama Beste denilen kız yüzünden yalnız kalamamıştık bir türlü. "Ne merak ediyorsun? Biraz daha açarsan sorunu yardımcı olabilirim belki," deyip göz kırptı yarım ağız gülümseyerek. Parmaklarımla oynarken, "Yani işte bir sürü güzel kız varken sen niye beni aldın gönlüne? İlk ne zaman fark ettin bunu? Ya da ben ne yaptım da dikkatini çektim?" dedim mırıldanmaktan hallice çıkan bir sesle. "Gönül kimi severse güzel odur demişler. Senden başka güzel mi vardı ki hiç farkında değilim," dedi gülerek. Sonra devam etti. "Geldiğin gibi belli ettin kendini. Öyle çabalamadım hiç seviyor muyum sevmiyor muyum bu içimdeki duygu ne diye. Sadece yakıştıramamıştım kendime en yakın arkadaşımın kız kardeşine gönül vermeyi ama dilime dolanan bir şarkı gibiydin. Sen de gönlüme dolanmıştın. Bırakamıyordum," diyerek bir süre sessiz kalıp "Son soru neydi?" diye sordu. "Ne yapıp dikkatini çektiğimi sormuştum," dedim yine aynı ses tonuyla. "Ne olacak benim bu halim?" "Herkes Ali derken sen Akif dediğin için olabilir mi sence? Sanıyordum ki bu kızda benim yerim ayrı. O yüzden öyle diyor. O da bana boş değil ama inanmışım," diyerek karşılık verdiğinde alttan bir bakış attım. Gözlerini kısmış, yüzünde aydınlanmış bir gülüşle bana bakıyordu. "Öyleymişsin zaten de. Ben senin kadar zeki olamadığımdan geç fark ettim. Neyse ki şarkıda söylendiği gibi ne sen bana erken geldin ne de ben sana geç kaldım. Şükür olsun kavuşturana. Şükürler olsun." Yine oluşan sessizliği aklıma takılan bir başka soruyla bozdum. "Abime nasıl söyledin? Tepkisi nasıl oldu?" dedim gülerek. Ne tepki verdiğini merak ediyordum. Sorum onu da güldürdüğünde anlamıştım komik bir şeyler olduğunu. Kim bilir ne yapmıştı da Akif böyle gülüyordu karşımda. Korkudan görevdeyken söyledim. Sivilde söylesem direkt yüzüme bir yumruk yiyeceğimi biliyordum. Rütbemin arkasına saklandım ilk ve son kez o gün.
Hamza'nın yüzünü şu an ne desem tarif etmeye yetmez ama önce ağır çekimde çevirdi kafasını bana doğru, donuk bir ifadeyle baktı birkaç saniye. Sonra kaşları çatıldı yavaşça. Onun bu psikopatvari halleriyle adamın elinde silah varken hangi akla hizmet böyle bir şey itiraf ettiğimi sorgulamaya başladım. ''Ne dedin sen?'' dedi bir süre ateş çıkaran gözleriyle bana ecel telleri döktürdükten sonra tekrar ettim. ''Ben Meryem'i seviyorum haberim olsun.'' diye. O dakikadan sonra Hamza yılan görmüş at gibi huysuzlandı. Akif'in son sözleriyle içimde biriken gülme arzusunu daha fazla tutamadığımda o devam etti anlatmaya. Yılan görmüş at gibi huysuzlanmak, nereden buluyordu bu adam böyle lafları? Karşısına çıkan teröristi düz havada avlanan keklikler gibi avladı. O gün bir grup teröristi bize bir kurşun daha yattırmadan tek başına temizledi. Akif anlattıkça abimin o zamanki hali canlandı gözümde. Yanlarında olmak isterdim. Bir süre gülmekten kendimizi alamayıp sakinleşmeyi bekledikten sonra tam yatmak için kalkıyorduk ki zil çaldı. Vakit geç olduğu için Akif ben bakarım deyip kapıya doğru giderken ben de peşinden ilerledim meraklı adımlarla. Akif kapıyı açtığında duydum işte beni de yılan görmüş bir ata çeviren o sesi. Akifciğim, beni kapılarda karşılaman ne güzel. O kapıyı alıp kafana geçirmek verdi ama. Hızlı adımlarla Akif'in yanına gidip kendimi gösterdim memnuniyetsizliğimin apaçık belli olduğu bir surat ifadesiyle. Onun da beni görünce sayılan 32 dişinin yerini hafif çatılan kaşları almıştı. Biz birbirimizi gözlerimizle öldürmeye çalışırken Zeynep geldi koşa koşa. Onun arkasından da Tevfik abi göründü sokak lambasının aydınlattığı yolda. Zeynep özür dileyen gözlerle bakıp Beste'nin kolundan tutarken gözlerimi kapatıp açtım onun suçu olmadığını bildiğimi anlaması için. Böyle bakışarak da anlaşırdık biz onunla. Besteciğim seni evde göremeyince merak ettim. Hadi gidelim dediği sırada Tevfik abi de geldi yanımıza. Alıştığınız sizde tabii kaç gündür sizde kaldığı için artık evden kovulduğunu düşünmeye başlıyorum. Şaşkınlıkla gözlerimi Akif'e çevirdim. İlk defa Beste'ye karşı bir tepki göstermişti. Hem de olumsuz. Beste Akif'in söylediklerini duymazdan gelip canım sıkıldı da evde Akif'imi göremedim bugün hiç. Bir ziyaret edeyim o beni sonra bırakır olmadı yanında kalırım dedim diye cevap verdi. Zeynep'ten kolunu çekip evimize doğru yönelirken onun bu hareketi üzerine Akif elini kaldırıp durdurdu. Bu kadar yeter. Geldiğin günden beri sabrediyorum ama çizmeye açtın artık. Ben seninle muhatap olmayıp uzak durdukça sen bir kıza hiç yakışmayacak şeyler yapıyorsun. Gurur, haya, edep bunlardan birisi varsa içinde kendine gel. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama emin ol sen benim gözümde onun tırnağı bile olamazsın derken beni gösterdi eliyle. Şimdi gider misin kapımızın önünden? İlk geldiğinde güller açan suratı Akif'in ağzından çıkan her bir kelime de daha da düşmüştü. Ben seni seviyorum tamam mı? Hem de 17 yaşından beri. O ilk gördüğüm günden beri. Bununla değil benimle evlenmeliydin dedi. Tükürüklerini saçarak gözünden yaşlar dökülürken kulaklarıma inanamıyordum. Bu kız Akif'e aşık mıymış? Bu dediğin kişi benim karım ve bir adı var Meryem. Ben de onu gördüğüm günden beri seviyorum. Hatırlayamadığım kadar eski. Onun yerinde olamazsın. İzin ver sana kendimi sevdireyim. İnan zamanla sen de beni seversin. Bırak bu sünepe yobazı. Kullandığı bu son cümlelerle daha fazla koruyamamıştım sakinliğimi. Elim nar havaya kalkıp sert bir şekilde Beste'nin suratına çarpmıştı bilmiyorum. Sola savrulan başıyla birlikte dengesini kaybedip şaşkınlıktan eli ağzına giden Zeynep'in kucağına düşecekti ki Zeynep benim ateş çıkarttığım gözlerime bakınca kenara çekilmesiyle yeri boyladı. Daha fazlasıyla karşılaşmak istemiyorsan defol git buradan. Gözünün önüne düşen yumurta sarı saçlarını eliyle arkaya atıp yanağını tutarak ayağa kalktı. Işımla üzerime yürürken engellemeye çalışan Zeynep'e bırakmasını işaret ettim. Sen ne yaptığını sanıyorsun diyerek kaldırdığı elinin bileğini kavrayıp geri indirdim bükerek. Acıyla buruşturduğu suratına tiksinerek bakıyordum. İçimin sızlaması gerekmez miydi? Hak edene hak ettiğini vermek gibi güzel bir huyum vardır ama sana biraz haksızlık yapmışım sanırım. Az gelmiş derken daha da büktüğüm bileğinden dolayı olsa gerek bir inilti çıktı ağzından. Canım yanıyor bırak lütfen dedi. Zorlukla konuştuğu belli oluyordu. Beter ol. Bana ve Akif'e bir daha bulaşmaman ümidiyle deyip büktüğüm bileğinden geriye doğru ittiğimde yine düştü. Madem böyle kolaydı keşke daha önce uygulasaydım abimden öğrendiklerimi diye düşündürmüştü. Arkasına bile bakmadan hızlı adımlarla bahçeden çıkıp gidişi. Meryem dedi Akif şaşkın şaşkın suratıma bakarken. Sen ne yaptın öyle? İçeri buyurur musunuz? Akif'in sorusuna cevap vermeden önce
Zeynep ve Tevfik abiye bu teklifi sunmuştum kabalık olmaması için ama neyse ki onlar geri çevirip Besya'nın arkasından eve dönmüşlerdi. Kapıyı kapatıp içeri girerken abim evlenmeden önce fırsat buldukça benim tüm huysuzluğuma rağmen çalıştırdı kendimi korumam için diye açıklama yaptım Akif'e. Bu cüsseyle diye devam etti o da hala şaşkınlığının yansıdığı bir şekilde. 50 kilolarda 1.65 boylarında narin bir kızdım. İçimden çıkan o her günün Akif'i şaşırtmasına ben şaşırmıyordum. Kurular diri olurlar dediğimde kalkağı atarak tekrar etti. Kurular diri olurlar demek. Fazla canını sıkmayayım ben senin o zaman. Kendin bilirsin. Gücüm yetmez belki ama seni etkisiz hale getirebilmek için de farklı yöntemler kullanabilirim. Abim sağ olsun bir insanın zayıf noktalarını zorbalığıyla kazıdı beynime. Benden duyduklarıyla daha da neşelenen Akif, bak sen merak ettim şimdi neler yapabileceğini deyip kolunun altına çekti kanepeye oturduğumuzda. Ben de çokça merak etme dedim. İnşallah aramızda o tarz şeylere ihtiyaç duyacağım kadar kötü şeyler olmaz deyince başımı her zaman olduğu gibi göğsüne yaslayıp inşallah dedi. Sahur vakti yaklaştı. Yatmayalım bu saatten sonra. Zaten ilk sahurdan beri sahurumuzu yapana kadar uyumuyorduk ama bugün yorulduğumuz için yatmaya niyetlenmiştik ki o da Bester'in gereksiz ziyareti yüzünden gerçekleşmemişti. Sen istersen gözlerini dinlendir biraz. Davul gelince ben seni kaldırırım. Buraya başımı koyup da gözlerimi kapatırsam dinlendirmekle kalmayacağımı biliyorum. Dedim birkaç kere göğsünü hafifçe vurup böyle iyiyim. Sen bilirsin o zaman. Diyorum ki Ramazan ayı çıkınca, bayram da geçince Hamza'nın eğitimlerine birazcık da ben ekleme yapayım. Akif'in sunduğu teklif çok da cazip gelmemişti gözüme. Pek hevesli değildim kavga dövüş konularına ama işin içinde olunca ne yapacağımızın çok da önemi kalmıyordu. Maksat onunla zaman geçirmekti. Olur, öğretmenim sen olunca daha zevkli olacağına eminim. Yarın son oruç, o zaman 4-5 gün var önümüzde dediğimde bir hüzün kapladı içimi. Ramazan ayı bitiyordu ve o manevi hissiyatı bir sene boyunca yaşanamayacaktı bir daha. Allah tekrarını da nasip ederdi inşallah. Akif sırılan örtümden açığa çıkan koyu kahve dalgalı saçlarımın arasından usulca parmaklarını ulaştırırken içime düşen hevesle kaldırdım kafamı. Kalksana oradan dediğimde sorgulayan gözlerle bakmaya başladı yüzüme. Yine de dediğimi yapıp uzattığım elini tutarak ayağa kalktığında yerine oturdum. Ellerimle dizlerinin üzerine vurdum birkaç kere. Ben de parmaklarımın senin saçlarında kaybolmasını istiyorum. Dediklerimle birlikte çehresini aydınlatan gülüşü yeniden yüzüne yayıldığında ayaklarını uzatıp usulca koydu kafasını dizimin üzerine. Ben onun gülen yüzüne dalmışken o kömür karısı gözlerini bana çevirdi. Bekleyecek miyim da? Ağır ağır parmaklarımı hafif uzayan saçların arasında bir gezintiye çıkarttım. Onun da benimki gibi koyu kahve, dalgalı saçları vardı ve yumuşacıktı. Parmaklarımın uçlarını okşayan teller sanki birer pamuktu. Bir süre özgürce saçlarını keşfe çıkan parmaklarım daha sonra alnının sol tarafında belirginleşen izi takip etti. İzin üzerinde biraz oyalanarak ''Nasıl oldu bu?'' diye sorduğumda kısaca görev hatırası dedi. ''Seni evdeyken bari rahat et diye sıkmak istemiyorum ama merak ediyorum. Zorlanıyor musun?'' Sorduğum sorunun saçmalığını ağzımdan çıkar çıkmaz idrak etmiştim ama soru yerine ulaşmıştı çoktan. Fiziken zorlayacak kadar azılı bir düşmana denk gelmedim henüz. Ancak benimsediğim işi hakkıyla yerine getiremeyip hata yapacak olmanın yükünü her seferinde taşıyorum. Çünkü ben hata yaparsam arkamdan gelen 12 adam da yapar. Onlar hata yaparsa belki de bir eve ateş düşer. Peki hiç korkmuyor musun? Sorumun devamını getirmek için derin bir nefes alıp gözlerimi kapatma gereğinde bulunmuştum ama yine de çıkmıyordu ağzımdan kelimeler. Gözlerimi açtığımda kömür karası gözleri görmemi engelleyen yaşlar intihara sürükleyen insan gibi bir bir yanağıma düşerken Akif dizimden kalkıp göğsüne yasladı başımı. Olası bir tehlikede kabuğuna çekilen kaplumbağa gibi iyice sokuldum ben de. Allah için, vatan için şehadeti arzulayan çoğu askerin ne son nefes korkusu vardır ne son nefesine sebep olacak kurşunun yakacağı canının hesabını düşünür. Çünkü o mertebeyi gerçekten isteyen bilir Peygamber Efendimizin karınca ısırdığında canınız ne kadar yanıyorsa şehidin canı da o kadar yanar dediğini. İnsan ölümden ayrette halinin nece olacağını bilmediğinden korkar ama şehadeti hak eden bilir peygamberinin sancağının altında toplanacağını. Böyle bir şeyden sen olsan korkar mıydın? Ben soramamıştım ama o anlamıştı gözümden akan yaşlarla devamı gelmeyen sorumu.
Çok da güzel cevabını verip susturmuştu beni yine. Çocuğunu avutan anneler gibi. Korktuğun hiçbir şey yok mu yani diye ısrarla sordum ama yine de ne duymak istiyordum bilmiyorum. Ancak ölüme böyle vesi cümleler kurması pek de içimi açmamıştı. Ben de biliyordum şehitliğin yüceliğini ama o giderse özlerdim ben onu. İnsan gayri ihtiyarı gözlerini kırptığında ikisi de aynı anda kapanmaz. Biri kapanıp diğeri açılırmış çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ki etrafında olan olayları algılarken beyin kopukluk yaşamasın. İşte ben o kısacık zamanda bile özlüyordum onu. Hem garantim de yoktu ki cennete gideceğimin, gitsem bile onun mertebesine ulaşacağımın. Var aslında dediğinde kafamı kabuğumdan çıkarıp gözlerine baktım. Çok hevesleniyorum bazen şehit olayım diye ama sonra şu geliyor aklıma. Diyorum benim ölümün bir faydası olmaz. Ne bu vatana ne de İslam'a. Onun için sık dişini oğlum Ali diyorum dedi gülerek. Sonra ekledi. Abi de sen varsın tabi. Gül gibi sevdiğin var oğlum senin yokluğunda rahat bırakmazlar onu diyorum. İşte böyle bir gaza geliyorum. Bir de bakmışsın düşmanlar helyumla doldurulmuş balon gibi havada uçuşmaya başlıyor. Az önce gözümden yaşlar seller gibi akarken şimdi yerine kocaman bir gülümseme almıştı. Yine demişti diyeceğini. Bu yaptığı benzetmelere güldürürken yüzümü kırıştırıp erkenden yaşlandıracaktı beni. Deriye deyip ışığı sönen evlerin içine giren tokmak sesiyle örtümü düzeltip pencereye koşturdum küçük çocuklar gibi. Çocukken Ramazan ayındaki en eğlenceli aktivitemdi. Perde arkasından sokaklarda gizen davulcuları seyretmek. Hala da vazgeçememiştim bu oyundan. Çay vardı değil mi diye sordu Akif arkamdan yaklaşırken. Hafifçe aradığım perdeyi kapatıp yüzümü döndüm. Var ama soğumuştur bir bakayım. Sahur geleneklerimizden birisi de Akif'in yediklerimizden ve çayımızdan davulculara da ikram etmesi olmuştu. Yabancı değildi zaten. Davulcumuz da mahallemizdendi. Öyle olmasa bile yine de yardım ederdi benim koca yedikli Akif'im. Isısını kontrol ettiğim çayın içilebilecek durumda olduğunu görünce İki bardağı tepsiye yerleştirerek yanına da şekerleri koyup Akif'e verdim. O çayları götürürken ben de iftardan kalan yemekleri ısıtıp sofraya koyduktan sonra çaylarımızı da ekledim yanına. O sırada tekrar gelmişti Akif elinde tepsiyle. Muhabbetle yaptığımız sahurumuzu üçer tane hurma ve birer bardak suyla sonlandırıp dişlerimizi fırçalayarak abdest alıp namaz kıldıktan sonra yattık yatağa. Son orucu uyanacağımız günün akşamında yaşadıklarımı aklımdan geçirirken uykuya dalmış ve biraz da orada devam etmiştim besteyi hırpalamaya. Sonrasında Akif bekle diye tabiri caizse cırtlak bir sesle cırlarken bir elimle siyah spor ayakkabımı ayağıma geçirmeye bir elimle de kapıdan destek almaya çalışıyordum. Ayakkabılarımı ayağıma geçirdikten sonra yere bıraktığım yemek tepsisini ve çorba dolu tencereyi elime almadan önce pide poşetini koluma takıp son sürat masaların kurulduğu alana yürüyen Akif'e yetiştim. Onun elini kolunu da doldurmuştum yiyeceklerle. Bugün Ramazan ayının son günü olduğu için her oruçta yaptığımız mahalle geleneğimizi devam ettirip meydana kurulan uzunca bir iftar sofrasında bir araya gelecektik. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapar, isteyen istediği nimetle doldururdu küçük tablolarını. El insaf ve adam sana yetişeyim derken akciğer yetmezliğinden gidecektim dedim Akif'in yanına yaklaşıp. Öyle bir hastalık var mıydı, varsa da o yüzden ölen var mıydı bilmiyorum ama eğer yoksa nefes nefese kalmış halimle bunu başaran ilk insan olacağımı hissediyordum. Akif olduğu yerde durup çatılmış kaşlarıyla bana bakarken farkında olmadan onu incelemeye başladım. Üzerine giydiği koyu mavi gömleğin kollarını hafif kıvırmış ve altına da siyah kot pantolon giyerek beni kıskançlık krizine sokmanın eşiğine getirmişti. Bir de koluna saat takmış. Karizma da yerinde. Ben evde niye fark etmemiştim ki bu adamın böyle gözlere şenlik giyindiğini? Onlar nasıl laflar öyle Meryem demesiyle asıl bunlar nasıl kıyafetler diye çıkışmam ardı arkasına olmuştu. Elindeki tepsileri yana doğru açarak kendine baktıktan sonra ne var ki kıyafetlerimin diye sordu şaşırmış bir şekilde. Sana babamın çizgili eşofman takımından ayarlamam lazım. En kısa sürede deyip yolun ortasında dikilmeye bir son verdiğimde o da peşimden harekete geçti. Akif'e değecek bakışları kafamda düşünüp kendi kendimi galeyana getirirken aniden durup sağ tarafıma döndüm yüzünü görebilmek için. Bana bak, abim ve Tevfik abiyi sağına soluna babamla Hikmet babayı da karşına alacaksın. Kadınların masasından da mümkün olduğunca uzak duracaksın anladın mı? Şu an ellerim boş olsa da kolundan tutup tekrar eve götürerek daha az yakışan bir şeyler giydirirdim ancak ne giyse yakışıyordu zaten adama. Allah'ım sen bana kocamı kurtlar sofrasında koruyacak güç kuvvet ver.
Anladım tamam da yukarıya niye bakıyorsun Meryem'im? Sevda çiçeğim, korkutma beni, ne oluyor sana? Yüzünde şekilden şekle girdi saniyeler içerisinde. İçimden dua derken gökyüzüne baktığımı Akif söyleyince fark edip yeniden ona çevirdim bakışlarımı. Sen benim dediklerimin birisini eksik yap, o zaman görürsün korkmayı. Yoluma tekrar kaldığım yerden devam ederken, yok vallahi seni kızdırmak gibi bir eylemde bulunmayacağım. Dün geceden sonra deyip güldüğünde hatırlattığı şeyle de ben güldüm. O kızın yüzünü bugün yine görecektim ama artık bana veya Akif'e yaklaşacağını sanmıyordum. O yüzden içim bir nebze de olsa rahattı. Birbirine paralel bir şekilde yerleştirilmiş beşer tane masadan oluşan 9 sıra iftar sofrasının kurulduğu alana geldiğimizde Akif'e kaş göz işaretiyle en arkadaki masaya işaret ettim. O da bana aynısını yapıp yanıma yaklaşarak kafanı tabldottan kaldırmazsan memnun olurum Meryem'im dedi. Yemeklerin olduğu masalara biz de elimizdekileri bırakıp yerlerimize oturduktan kısa süre sonra annemle Feride ablayı gördüm. Ayağa kalkıp kendimi gösterdiğimde onlar da gülümseyerek yanıma gelip oturdular. Bir tarafımda annem, bir tarafımda Feride abla kısa süre lasetimizi giderirken Feren anne, Zeynep ve Beste de katıldı aramıza. Her yerden çıkıyordu bu kız ama şu an yüzüme dahi bakamaması tuhaf bir şekilde hoşuma gitmişti. Daha sonra İsmail ile Yeter teyze göründü, kol kola girmiş yanımıza doğru gelirken. Giderek kalabalıklaşan meydana en son yanında süt kuzularının Halime abla ve Fadime teyze de katıldığında ezanın okunmasını bekledik hep birlikte. Minareden duyulan bu yıl son kez ağzımın açılmasına müsaade olduğunu gösteren ezan bitene kadar ezanı okuyan Salih abi ayıp olmasın diye bekleyip o da meydanda göründüğünde açtık oruçlarımızı. Orucumuzu açıp camide akşam namazımızı kıldıktan sonra tekrar meydana dönüp masalara oturduk yeniden. Bir ara yerinden kalkıp Fadime teyzenin yanında boş bir sandalyeye oturdum. Yanına oturduğumu fark edince nasılsın güzel kızım diyerek elimi avucunun içine aldı hemen. Bu bir samimiyet göstergesiydi bizim çevrede. Hamdolsun Fadime teyze, sen nasılsın? Sağlığın, sıhhatin yerindedir inşallah. Çok şükür, daha iyiyim kızım. Anlat bakalım nasıl gidiyor evlilik? Var mı gözü olan diye sorunca Beste'ye kaydı bakışlarım. Boynuna ağırlık konmuş gibi bir kere bile kafasını kaldırıp etrafına bakmamıştı geldiğinden beri ve şu anda aynı şekilde duruyordu. Beste'yi incelemeye bırakıp tekrar Fadime teyzeye çevirdim yüzümü. Vardı Fadime teyzem ama hallettik gibi görünüyor çok şükür dediğimde ben sana demiştim yavrum. Kim olduğunu şu ateş çıkan bakışlarından anladım da ne ettin de o boynu kırılmış gibi durur bilemedim deyince gülümsedim. Nus ile uslanmayı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Ziya Paşa. Fadime teyzeye söylediklerimle ikimiz de kısık sesle gülmeye başlamıştık ki nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde Akif'le göz göze geldik. Kollarını gözünde birleştirmiş sandalyesine rahat bir pozisyonda otururken yüzündeki gülümsemeyi algıladı zihnim. Hülyalara dalmış gibi gülümseyerek bakıyordu aramızda onca masa ve insan varken. Kalbimin kıpırtısına engel olamıyordum ve yine kanatlanıp uzaklaşmak istediğini hissediyordum. Benden uzaklaşıp bir çift kömür gözün himayesine girmek istiyordu sanki. Meryem? Aldığı yaşlar sesini de esir alan Fadime teyzenin bana seslendiğini duyunca gözlerimi Akif'ten alıp ona baktım. Buyur Fadime teyzem. Fadime teyzenin arkasında ayakta dikilen Beste'yi görünce yüzüm düşmüştü elimde olmadan. Ben uzak durmaya çalıştıkça burnumun dibinde bitiyordu bu kız. Allah affetsin, iğreniyorum onu görünce. Meryem, biraz konuşabilir miyiz diye sorunca kaşlarımı kaldırıp yana doğru gerdirdim dudaklarımı. Bizim konuşacak bir konumuz yok. Bugün bari rahat ver Allah aşkına. Kızım, ben varım yanında, sen hiç meraklanma. Bırak desin ne diyecekse. Fadime teyzenin kulağıma fısıldadıklarıyla biraz düşünüp kafamı salladığımda karşımdaki sandalyeyi çekip oturdu. O elleriyle oynarken yüzünde dolaştı gözlerim. Boyattığı saçlarının sarılığına tezat bir şekilde siyaha yakın kahverengi kaşları ve kısa kirpikleri vardı koyu kahve gözlerini çevreleyen. Burnu kemersiz ve dar olsa da kağıt inceliğindeki dudaklarının üzerine kadar uzanıyordu neredeyse. Ben özür dilemek istiyorum Meryem. Dün gece o sözleri hiç söylememiş olmak isterdim ama şeytana aldandım. Ali'ye aşık falan değildim aslında. Sadece onun sana olan sevgisini kıskandım hakkım olmadan. Ben ömrüm boyunca böyle bir aşka denk gelemedim ne yazık ki. Özür dilerim, kalbini kırdım, affedebilir misin? Beste'ye cevap veremeden telefonumdan yükselen mesaj sesiyle elimi alıp mesajı açtım. O kızın yanında ne işi var? Hemen kalk oradan, canınız kaçacak yine. Yazıyordu Akif'ten gelen mesajda. Sorun yok, merak etme, canımı sıkmıyor. Yazıp gönderdim ben de ve telefonu çantama koydum tekrar. Ellerimi masanın üzerinde birleştirip duruşumu dikleştirdikten sonra yeniden Beste'ye baktım.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Her suçu şeytana yüklemekle olmaz. Allah insana irade vermiş. Şeytanın sana fısıldıklarını uyup çürük olduğunu göstermek ya da onu duymazdan gelip hakiki manada kuru olduğunu göstermek de senin elinde. Eğer sen ameline ulaşmış olsaydın çok sevindirecekti iblisi. Neyse, orası da ayrı bir mesele. Asıl konuya gelecek olursak, beşeri bir doyumsuzluk için kendini bu kadar aşağı düşürmemeliydin. Bir genç kızın ahlaktan ve namustan daha büyük bir çeyizi olamaz demiş Hazreti Fatıma. Benim gözümde senin çeyizinde eksik var Beste. Namusuna laf edemem. Etmekten de sakınırım, ancak yaptıkların benim ahlak anlayışımın sınırlarına dahil değildi. Geldiğin günden beri olan bütün tavırlarınla kırdın kalbimi. Sadece gece söylediklerinle değil, sinirlendirdin de. Şimdi benden özür ve af diliyorsun. Benim içim soğumadı sana karşı, bunu bil. O yüzden ben seni Allah'a havale ediyorum. Hem zaten affetmek ona mahsustur. Ne desen haklısın Meryem. Seni affetmen için zorlamayacağım. Birazdan evime gidiyorum ben. Ali'den de özür dilediğimi iletirsen çok memnun olurum diyerek karşımdan kalkıp Feren annenin yanına gitti. Feren anne Beste'nin yanına geldiğini görünce o da ayağa kalkıp uzaklaştılar meydandan. Onların arkasından dalgınca bakarken muhtarımız Hilmi amcanın sesiyle bulunduğum ortama döndüm zihnen. Kardeşlerim, abilerim, bacılarım, az önce sonuncusunu açarak uğurladığımız Ramazan ayının yine hep bir arada tekrarını yaşayabilmeyi diliyorum Allah'tan dediğinde amin sesi yükseldi erkeklerin olduğu taraftan. Kadınlar da kısık bir şekilde demişlerdi aynı kelimeyi. Dostlukların, güvensizliğin az safhada olduğu bir zamanda yaşayıp da böyle güzel bir ortamda bulunuyor oluşumuz bir şükür sebebidir elbet. Şükrümüzü Rabbimize niyaz etmeyi unutmayalım inşallah. Hilmi amcanın konuşmasını bölen çok şükür, hamdolsun, elhamdülillah kelimeleri bitince devam etti konuşmaya. O sırada Ferhan anne de gelmişti tekrar yanımıza. Bugün sizlere bir sürpriz hazırladım. Zamanı biraz geriye götürecek dediğinde geldiğimizden beri dikkatimi çeken ama neden oraya konulduğunu bir türlü anlam veremediğim sahneye Hacivat ve Karagöz kostümleri giymiş iki adam çıktı. Arkalarında da küçük bir orkestra vardı. Hilmi amcanın konuşmasının ardından sahneye devralan Hacivat ve Karagöz'e doğru çevirdik sandalyelerimizi. Gülmesi bol bir oyunun ardından alkışlarla ayrıldılar sahneden. Onların gidişiyle birlikte arka tarafta duran orkestradan ilahi dinletisiyle devam edildi gösteriye. Her masanın yanında kaynayan semaverden aldığımız çaylarımız ellerimizdeyken sevdiklerimiz değinip konuşarak geçirmiştik akşamımızı. Annemlerle sarılıp ayrıldıktan sonra meydanın çıkışında buluştuk Akif'le. Eve vardığımızda ilk işimiz yatsı namazımızı kılmak olmuştu. Bir gün içinde sevdiğim 5 an vardı. Onlar da böyle onunla ard arda kıldığım namazlarımdı ve bazen de güzel sesiyle okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemekti. Ramazan ayı boyunca da duymuştum, şükürler olsun ki o sesi. Birlikte yaptığımız mukabele vesilesiyle. Seccademi toplayıp yerine kaldırırken bir telefon sesi yankılandı evin içinde. Oldum olası korkardım gece ve geç vakitte çalan telefonlardan. Elimi kalbime götürüp Akif'in konuşmasını dinlemeye başladım ve emredersiniz komutanım cümlesiyle birlikte yine geldi çattı gönlümün kapısına o tanıdık his. Sonrasında sabah ezanının sesiyle ağrıyan gözlerimi açtığımda yatağın diğer tarafındaki boşluk oturdu yüreğime bütün ağırlığınca. Dün gece apar topar gitmişlerdi Akif'le abim göreve. Hiç itiraz belirtisi göstermeden gidişiyle bir kere daha anladım ki hiçbir şey yaptığı işten daha önemli değildi. Hem Akif hem de abim için. Birçok şeyi aynı anda barındırıyordu onun gidişi. Gurbet, korku, özlem, yalnızlık. Yerimden doğrulup abdestimi aldıktan sonra seccademi serdim kıbleye doğru ve yine Akif geldi aklıma. Silüeti belirdi gözümün önünde. Namaza durmaya hazırlanan. Boğazımdaki yumruğu yutkunarak gidermeye çalışıp gözümün daldığı yerden çektim bakışlarımı. Namazdan sonra seccadenin üzerinde dua edecek kadar durup kalktım ayağa. Kalbimdeki o ağırlık azalmış ve ferahlık gelmişti sanki. Şükürler olsun ki Rabbim bizleri huzuruna davet edip onunla konuşabilmemize, yardım isteyebilmemize müsaade ediyordu. Ancak bazılarımızın bunun kıymetini bilmeden elinin tersiyle edip ezan okunurken uzatılmış ayaklarını toplamakla yetiniyordu. Ama yetmiyordu işte. Tabiri caizse cennet o kadar ucuz değildi. Beni bir an bile yalnız bırakmayan düşüncelerimle birlikte Kur'an-ı Kerim'i elime alıp kapağında gezdirdim parmaklarımı. Yine Akif gelmişti aklıma. Kulağımda yankılandı sesiyle süslediği ayetler. Bir damla yaş kirpik uçlarımdan yeşil Kur'an'ımın kapağına düştü. Diğer damlaları elimle silip Allah kelamını açarak okumaya başladım. Düşünüyordum bazen neden okunmuyordu ilk emri, oku olan bir kitap. İnananları tarafından en üst rafa koyarak gösterdiğimiz saygının yarısı kadar sevgimizi de gösterip bakabilseydik keşke içinde bize neler bildirdiğine.
güneşin göz alıcı ışınları odamıza misafir olana kadar süren Kur'an okumamdan sonra ağladığımdan dolayı ağrıyan gözlerimi dinlendirmek için yatağa uzandım tekrar. Bir sağa bir sola dönerken yattığım yerde ütüleyip dolabın kulpuna astığım gömlek ve pantolon takıldı. Önce gözüme, sonra gönlüme. Birkaç gün önce Akif'le çıktığımız alışverişimizde onun bayramda giymesi için almıştık bu kıyafetleri. Yanında benim için aldığımız elbise duruyordu. Gördüğüm manzara yastığımı gözyaşlarımla ıslatmama yeterken yerimden doğrulup dolaba yaklaştım ve elimi uzatarak dokundum Akif için aldıklarımıza. Yavaşça gömleğe burnumu yaklaştırdığımda yeni alınmış kıyafet kokusuyla geri çekildim. Sızlayan burnumun aradığı koku bu değildi. Kapının arkasına astığı ince kapşonlusunu fark ettiğimde ayağa kalkarak elimi aldım. Önce koklayıp sonra bağrıma bastım. Yumdum gözlerimi yaşlar dökülmesin diye ama onlar kurduğum barikatı da dinlemeden akıp bir yol çizdiler yüzüme. Gözümden akan her bir damlada daha da dağlandı yüreğim. Nasıl oluyordu bilmiyorum. Gözden akan yaş nasıl gönülde ateş oluyordu. Ağır gelmeye başlayan duygularla birlikte çöktüm yatağa bağrımda hala Akif'in kapşonlusu basılıyken. Onun yerini doldurmaya yetmiyordu ama en azından burnuma dolan kokusu avutuyordu benimle birlikte ağlayan gönlümü. Ne kadar süre yatağın üzerinde o şekilde oturdum bilmiyorum ama alacaklı gibi çalan kapıyla kalktım yerimden. Ağır adımlarla ulaştığım kapıyı açtığımda Feride ablayı gördüm karşımda. Yüzünde anlam veremediğim bir telaş vardı. Tam ağzımı açıp ne olduğunu soracaktım ki boynuma atılıp çok şükür dedi. Feride ablanın sevini bilmediğim sarılışına karşılık verdiğimde çok kısa bir süre sarılır vaziyette kaldık kapının ağzında. Feride abla derin bir soluk bırakıp geri çekilirken ellerini kollarımın üzerine koydu. Neden geç açtım Meryem, bir şey oldu sandım dediğinde anlamıştım telaşının sebebini. Yatak odasındaydım. Feride abla kusura bakma, çok duyulmuyor oraya ses derken içeri alıp kapattım kapıyı. Kanepeye oturduğunda baştan aşağı süzdü üzerimdeki kıyafetlerimi. Annemlere geçelim diye gelmiştim ama sen neden giymedin üzerine? Yatağımın üzerine oturup elimde Akif'in kokusu, gözümde giymesi nasip olmadığı bayramlıkları ağladım öylece desem ne derdi acaba? Bugün bana bayram değil, bugün bana hasret, bugün bana hüzün, bugün bana korku, bugün bana boşluk. Bugün hakkında yaptığım yakıştırmalarla Feride abla yüzünü buruşturup içimi baydım Meryem kalk diyerek kolumdan tutup yatak odasına doğru sürüklemeye başladı beni. Onun bu umursamaz tavrına karşılık acaba ben mi çok abartıyorum Akif'in göreve gidişini diye kendimi sorguladım. Benim yası var ölüsü yok halet rühemle onunkini kıyaslarsak arada dağlar kadar fark vardı çünkü. Yatak odasına girdiğimizde dolabın kulpunda asılı duran elbise maskadan çıkarıp üzerime fırlattı. Yüzüme yapışan elbiseyi yavaşça çekip boş gözlerle baktım Feride ablaya. Ne yapıyorsun? Senin kocan tatile gitti de benim mi haberim yok? Ne bu neşe, ne bu heyecan? Ağzımdan zaruriyetle çıkan sorularımı sonlandırarak Feride ablaya boş gözlerle bakmayı sürdürdüm. Kocamın nereye gittiğini ve bu şekilde diyerek eliyle beni gösterdi baştan aşağı. Bu sınavda Akif'i de kendine de kaybedeceğinin bilincindeyim. Yanımdan geçerken ayrıca kocan tatile mi gitti? Bana ait bir soru deyip yatak odasından çıkarken gözlerimi devirmekten alıkoyamadım kendimi. Cevap vermeyeceğini bilsem de patentini al bari diye seslendim arkasından. Elimde tuttuğum elbiseye bakıp derin bir soluk aldım. Feride ablanın yatağının üzerine bıraktığı yastığı alıp elbiseyi astıktan sonra onu da eski yerine dolabın kulpuna astım. Fiziken ayrıydık bari giysilerimiz yan yana olsundu. Tıpkı gönüllerimiz gibi. Feride ablayı daha bekletmemek için üzerime hızla başka bir elbise giyip örtümü bağladım başıma. Salona girdiğimde beni görünce gözlerini silen Feride ablayla karşılaşınca akmak için fırsat kollayan gözlerim vanası patlamış su sessiz saati gibi davranmaya hazırlanırken geri gönderdim yaşları. Az önce beni teselli etmek için kurduğu cümlelerin altında kapanmaz bir yara gibi kanayan bir yürek olduğunu biliyordum. Kapanmaz değildi aslında bizim yaralarımız. Kavuşmayı arzuladığımız sevdalarımız gelsin yaranın izi bile kalmazdı da sonunu bilmiyorduk işte. Hazırsan hadi çıkalım dedi. Grip olmuş gibi burnu tıkanmıştı ve kirpikleri hala ıslandı. Oturup teselli eder, derdini almaya çalışırdım ama konuştukça daralıyordu insanın içi. Bazen iş dünyamızda baş başa kalıp yaş akıtarak rahatlamak en iyisiydi. Hazırım, çıkalım deyip çıkış kapısına yöneldiğim sırada önümden giden Feride ablaya ''Aa ben tatlımı unuttum, bekle'' diyerek mutfağa girdim. Dün akşam Akif gittikten sonra kafa dağıtmak için ertesi gününde bayram oluşunu bahane edip bir tepsi kadayıf sarması yapmıştım. Böyle şeyler yaparken gittikçe anneme benzediğimi fark ediyor ve bu durumdan yavaş yavaş korkmaya başlıyordum.
koskoca tepsiyle mahallede boy göstermenin hoş olmayacağına kanaat getirip tatlıları büyükçe bir saklama kabına aktararak çıktım evden. Feride abla bahçe kapısının ağzında beni beklerken ''Yardım et de ayakkabılarımı giyeyim bir'' diyerek ona uzattım saklama kabını. O bir iki adım da yanıma gelip saklama kabını elimden alıp yürümeye başlamışken ben ayakkabılarımı giymekle meşguldüm. Feride abla bekle diye arkasından seslenince dönüm bir dejavusu olan bu an bana Akif'i hatırlattığında sona doğru azaldı sesim. Her şeyde o geliyordu aklıma. Hoş pek çıktığı da söylenemezdi ya. O gün ve diğer günler çocukluğumdan tanıdığım bayram günlerinden çok tatlı geçmişti. Ben de büyük bir boşlukla gitmiştim mübarek Ramazan bayramı. Akif'in göreve gidişinin ardından 4. günden sonra gün saymayı ve birkaç kere kısa konuşmalarımızdan sonra kaç kere konuştuğumuzu saymayı bırakmıştım. Feride ablanın bayram sabahı söyledikleri zihnime sık sık uğruyor, fazlasıyla meşgul ediyordu düşüncelerimi. Onun her ne kadar söyledikleriyle tutarsız bir davranış sergileyerek abim için ağladığını bilsem de dışarıya karşı oluşturduğu güçlü kadın profilini benim de yapmam gerekiyordu. Evliliğimizin başında kendime görev edindiğim, Akif'e hiçbir şey hissettirmeyeceğim düşüncemi unutuyor olduğumu fark ettirmişti. Kendime gelmeliydim. Aklımdan geçen bu düşüncelerle üzerime atılmış ölü toprağını silkeleyip ayağa kalktım. Tam hazırlanıp gazeteden gördüğüm iş ilanları için dışarı çıkıyordum ki öğle ezanının sesiyle içeri girdim tekrar. Abdestimin varoluşuna şükredip namaz alıyordum hemen. Sünnetiyle farzını kılıp son sünnetini kılmaya başladığım sırada izlenildiğim hissine kapılarak hızlanan kalbimi teskin eden tek şey yeri geldiğinde söylediğim Allah-u Ekber nidasıydı. Son selamımı verirken kulağıma dolan derin bir nefes sesiyle heyecanla arkama döndüm. Ben hangi ara aldığı nefesten dahi tanıyacak kadar bir olmuştum bir adamı. Sağ omzunu kapının pervazına yaslamış, kollarını da göğsünde bağlamış bana bakıyordu Akif. Seccademi toparlayıp yerine koyduktan sonra yanına yaklaşmamla sarılması bir oldu. ''Hoş geldin, şükürler olsun geldin'' dedim titreyen sesime mani olamayarak. Ben geldim gelmesine deyip sustu. ''Bir şey mi oldu?'' Onun bu yarım kalan cümlesiyle abim gelmişti aklıma. Akif'ten yana yüreğim ferahladı diye sevinirken abimden yana mı kor alevler saracaktı kalbimi? Şehit oldu dedi bir çırpıda. Bedenine acı veren bir şeyi saplandığı yerden aniden çıkarmıştı sanki. Kim dedim ve devam ettirdim korkuyla. Abim mi? Sorumla birlikte uzaklara dalan hüzün bulutlarıyla yüklenmiş gözlerini gözlerime çevirdi. Hamza değil, başka bir ananın yüreğine düştü acı. Aldığım cevapla bir tarafım rahatlarken bir tarafımsa buruk kalmıştı. Nereye kadar devam edecekti gencecik ana kuzuları ömrünün çiçek açmış bağrında toprak altına girmeye? Akif'e ne cevap vereceğimi, nasıl teselli edeceğimi bilemez bir halde kala kaldım kollarının arasında. Bilmiyordum ki bir insan son nefesini verirken yanında olmak nasıl bir histi. Anlayamıyordum acısını. Kısa bir müddet olduğumuz konumu muhafaza ederek kaldıktan sonra ben bir duş alayım deyip yatak odasına doğru yöneldi. Arkasından bakarken kendimi becerebildiğim kadar toparlayıp peşinden yürüdüm. Kapıyı tıklatıp içeri girdiğimde çoktan banyoya geçmiş olduğunu görmüştüm. Üzerimdeki hızla normal ev kıyafetlerimle değiştirip mutfağa girdim. Boğazından geçer miydi bilmiyorum ama gözlerindeki yorgunluğu ve hüznü, yüreğindeki yangını karşılıklı oturup içtiğimiz iki bardak çay da alırdım belki. O banyodan çıkana kadar çayı hazırlamış tepsiye koyduğum bardakların yanına sıkıştırmıştım. Mutfaktan çıkmama bir iki adım kala gözümün önüne inen perdeyle elindeki tepsiyle birlikte yere düşümün aynı anda olduğunu anımsıyordum sadece. Sonun nereye gittiğini bilmediğim karanlık beni bir kör kuyu gibi içine çekerken. Sonrasında uğultulu seslerin hüküm sürdü. Odada gözlerimi aralamaya çalışırken görme yetim sanki buzlu bir camla fırılaştırılmış gibiydi. Görüşümü netleştirmek için gözlerimi kırpıştırmaya çalıştığımda fazlaca bir efor harcamış gibi hissediyordum kendimi. Görüntü ve sesler netleşmeye başladığında kesif bir de kokuya tabi oldu burnum. Hastanenin kendine has ilaç kokusuyla etrafıma göz gezdirdiğimde dört bir tarafımın da beyaz perdelerle çevrili olduğunu fark ettim. Aklım başıma yavaş yavaş gelirken karın bölgümdeki dolgunluk ve yanmada kendini hissettirmişti. Ne olmuştu da bu hale gelmiştim? Hastanede ne işim vardı? Beni buraya kim getirmişti? Zihnimdeki soruların cevabını hatırıma düşen görüntülerle verebilmiştim nihayet. En son mutfaktan elimde tepsiyle çıkarken bayılmıştım ve yüksek ihtimalle Akif getirmişti beni buraya. Peki ya o neredeydi? Ben neden öyle aniden bayılmıştım? Diğerlerinin cevabını yeni vermişken yerlerini başka sorularla çoktan doldurmuştum bile. O sırada aralanan perden geçerek yanıma gelen Akif'e çevirdim bakışlarımı.
Yorgun adımlarla gelip baş ucumda durduğunda nemli kirpikleriyle içime bir korku düştü. Rabbimden gelen her şeye razıydım ama yine de pırpır eden kalbime engel olamamıştım. ''Ne oldu bana?'' diyebildim en sonunda birbirine girmiş bir sesle. Sorumla birlikte Akif, gülümsemekle ağlamak arasında bir surat ifadesine bürünmüş, en sonunda bir damla yaş düşmüştü gözünden. Onun bu hali durumun kötü olup bana bildirmek istemiyor olma ihtimalini getirdi aklıma. ''Akif, korkuyorum, bir şey söyle.'' ''Meryem.'' deyip elini ağzına kapatarak kafasını yukarı kaldırdı. Tekrar yüzüme baktığında bu sefer Araf'ta kalmamış olduğunu gördüm duygularının. Kocaman bir tebessümü sunuyordu gözlerimin önüne. ''Büyüyoruz.'' Sağ elini hafifçe karnımın üzerine koydu. ''Burada Allah'ın bize emanet ettiği bir can var.'' Şaşkınlıkla yüzüne bakarken beceriksizce gülümsemeye çalıştım. Benim ve Akif'in bir parçasını mı taşıyordum ben şimdi? Allah'ım sana şükürler olsun. İçimden geçirdiğim şükrümün sebebi eskiden beri yersiz bir şekilde yaptığım vesveselerimdi. Hep korkardım çocuğum olmayacak diye. Ama şükürler olsun ki Rabbim beni anne, Akif'i de baba olmaya layık görmüştü. Onun emanetini en güzel şekilde koruyup kollamayı, yetiştirmeyi de nasip ederdi inşallah. Yüzüm gözyaşlarıyla ıslanırken dudaklarımda da ufak bir tebessüm yer edinmişti. Elimi kaldırıp karnıma doğru götürdüğümde ufak bir acı hissiyle aniden geri çektim. Acıyla buruşmuş yüzümden canımın yandığını anlayan Akif, bayıldığında tepsiye koyduğun çaydanlık üzerine dökülmüş diye açıklama yaptı. Gözlerim korkuyla büyürken ona bir şey olmuş mu dedim. Akif gülen veren tebessümüyle içimdeki korkuları yıkmakla kalmamış, üzerine bir de sözleriyle rahatlatmıştı. Doktorla görüştüm. Yavrumuza zarar verecek kadar çok yanmadığını söyledi. Cümlelerin arasından bir kelimeyi cımbızla seçip tekrar fısıldadım. Yavrumuz. Ellerimiz karnımın üzerinde buluşunca Akif'e baktım sevgi dolu gözlerle. Sıkıca kavradım elini. Hiçbir şey demek gelmiyordu içimden. Konuşursam bu anı nefsini bozulacakmış gibi hissediyordum çünkü. O yüzden sustum. Dilim sustu, gözlerim anlattı. Bak dedim, parmak uçlarıma kadar seviyorum seni. Sonra ekledim hemen ucuna. Hem seni hem de Rabbimin izniyle senden bana geleni. Onun bakışları da benimkinden farklı değildi. Bir babanın şefkati eklenmişti sanki kümür karası gözlerine. Yüzündeki gülümseme bile başkaydı. Yavrumuz birbirimize olan sevgimizi daha da güçlendirecekti. Bunu iliklerime kadar hissedebiliyordum. Gözlerimizle konuştuğumuz dakikalar beyaz perdeyi aralayarak içeri giren orta yaşlardaki kadın doktor bölmüştü. ''Geçmiş olsun Meryem Hanım, nasıl hissediyorsunuz?'' diye sevecen sesine eşlik eden gülümsemesiyle yanıma yaklaşan kadına gülümseyerek baktım ben de. ''Teşekkür ederim. Karnımdaki yanmayı saymazsak çok şükür iyiyim.'' dedim. Belirttiğim ayrıntıyla doktor acımı yaşamış gibi yüzünü buruşturup ''Karnınızdaki yanma hissinin sebebi ikinci dereceden yüzeysel yanık oluşmuş o bölgede. Cildiniz stoplayabilir, şişme, kızarma ve cildinizde ıslak bir görünüm olabilir. Bunlar sizi korkutmasın.'' Enfeksiyon kapmamanız için merhem sürüp üzerini kapattık. Siz de yazdığım merhemi sürerek tedavinizi kendiniz devam ettirmelisiniz. 2-3 hafta içinde geçecektir. Ancak canınız bu süre zarfında çok yanabilir. Ayrıca iz kalmaması için de kabuk bağlayan yarayı kavlatmanız gerekecek ki bu da canınızı fazlasıyla yakar diyerek açıklama yapan kadının söylediklerinin arkasında merak ettiğim sorunun cevabını bulamamıştım. Ağzımı açıp soracağım sırada ''Siz dinlenin. Birazdan bebeğiniz için başka bir doktorumuz gelecek yanınıza. Tekrar geçmiş olsun.'' deyip çıktı. Biraz daha bekleyeceğim demek ki bebeğimizi tanımak için diye düşünürken başka bir kadın doktorun girmesiyle Akif'e baktım. Nedense içimden bir ses ''Doktorlarımın kadın oluşu tezadüf değil.'' diyordu. Akif'in göz kırpıp omuzlarını sikmesi de yanılmadığımı gösteriyordu. Yattığım yerde kafamı sağa sola sallayıp gülümsedim onun bu hareketi üzerine. ''Hoşuma gitmiş, ne yalan söyleyeyim. Kimin hoşuna gitmezdi ki zaten.'' ''Geçmiş olsun Meryem Hanım, nasılsınız?'' diyerek ellerini üzerine giydiği beyaz önlüğün ceplerine sokan doktora ''İyiyim şükür.'' diye karşılık verdim. ''Ben iyiyim de o nasıl?'' Sorumla birlikte gülümseyen kadının yavrumuzla ilgili söyleyeceklerini ağzına bakarak bekliyordum resmen. Annelik duygusu böyle bir şeydi demek ki. Ondan da bu hevesim. Varlığından dakikalar önce haberimin olduğu bir canlı için heyecanla çarpıyordu kalbim. İçimde tuhaf bir şekilde şefkat duygusuyla sarmalanmıştı. Mutluluk yüklemesi de yapmıştım sanki. Bir bayıldım ayıldım, çocuğum oldu diye de gülesim geliyordu ayrıca. Hamile olduğum öğreniş şeklim başka bir komediydi zaten. Okuduğum kitaplarda, izlediğim dizi filmlerde hep kadın erkeğe söylerdi baba olduğunu ama bizde durum tam tersi olmuştu.
karın bölgenizdeki yanıktan dolayı ultrasona tutamıyoruz. Bu sebeple kaç haftalık olduğu hakkında kesin bir bilgi veremem ama kan tahlillerinize bakılırsa durumunuz gayet iyi diyerek söze giren kadınla topladım bütün dikkatimi. Bir taraftan doktorun söylediklerini dinlerken bir taraftan da elimi karnımın üzerinde gezdiriyordum yavaşça. Bir zamanlar bir insanın mutluluktan ağlayamayacağı kanısına vardığımı hatırlıyordum ve şu an düşmek için kirpik uçlarımda hazır bekleyen yaşlar bu kanımın yanlışlığını göstermişti bana. Ya da şu hormonlar mı devreye girmişti bilmiyorum ancak doktordan duyduğum her kelimede daha da arttı ağlama isteğim ve daha fazla tutamadım kendimi. Burnumu çeke çeke ağlarken Akif'in elimden tutup avutmaya çalışmasıyla kendimi küçük bir kız çocuğu gibi hissedip daha kendin çocukken doğacak çocuğa nasıl bakacaksın diye fırça çektim içimden. Akan gözyaşlarımı el birliğiyle sildiğimizde yeniden doktora baktım. Peki neden bayıldım? Hamilelikte bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz bazen. Kan değerlerinizi açıkçası biraz düşük buldum. Bayılmanızın sebebi bu ve ek olarak başka sebepler de olabilir. Mesela kan şekeriniz de düşük geldi gözüme. Yemek yeme aralığınız uzamış sanırım. Doktorun verdiği yeni bilgilerle içim rahatlarken son söylediği cümlede Akif'e bakmıştım istemsizce. Onun yokluğunda çok da sağlıklı ve düzenli beslendiğim söylenemezdi. Kansızlık olduğunu da bir türlü ısınmayan ellerinden tahmin ediyordum doğrusu. Son günlerde düzgün bir şekilde yemek yediğimi söyleyemeyeceğim diyerek itiraf ettiğim sırada bir gözüm ürkekçe Akif'in üzerindeydi. Beklediğim gibi söylediğim şeyden sonra kaşlarını çatıp kafasını sallamıştı. Seninle görüşeceğiz dercesine. Bakışlarımı yeniden doktora çevirdiğimde hevesle konuşmaya başladım. Peki ultrasona ne zaman bakabiliriz? Yanığın tamamen geçmesini beklemek zorunda mıyız? Sorumun ardından doktor ümitsizce omuzlarını düşürüp maalesef dedi. Aldığım cevapla benim yüzüm de düşmüştü ama içimde koşturan o çocuğun heyecanı daha ağır basıyordu. Olsun ben beklerdim yavrumu. Sağlıklı olsun da 2-3 hafta neydi ki? Gelip geçerdi göz açıp kapayıncaya kadar. Doktorların yazdığı ilaçların reçetesini alıp hastaneden çıktığımızda Akif'le evimize dönüyorduk. Sessiz ama heyecanlı bir şekilde akıp giden yolu seyrederken yüzümde de silemediğim bir gülüş vardı ki iki kişi olarak çıktığımız evden 3 kişi olacağımızı öğrenmiş olarak gelecektik. Rabbim kucağımıza alıp girmeyi de yavrumuzla belki yavrularımızla uzun ve hayırlı bir ömür sürmeyi de nasip ederdi inşallah. Sonrasında dün hastaneden ayrıldıktan sonra eve gelip Akif'in ellerinden neredeyse bir hafta boyunca yiyeceğim kadar yemek yemiştim. Onsuzken aç geçirdiğim günlerin hesabını ağzıma teptiği lokmalar ve üzerine içirdiği çaylarla sormuştu. Kilo alırsam karnımdaki yanık canımı yakar bak diye tehdit ederek biraz da olsa önüne geçebilmiştim bana yemek yedirme eziyetinin. Akif'le olan imtihanım böyleyken karnımdaki yanık tamamen geçsin de yavrumuzu göreyim diye de gün saymaya başlamıştım bile. Şu 7-8 saat içinde bazen sabrımın sonuna gelmiş kendi sakarlığıma kızmıştım. Öyle anlarda yine Akif oluyordu yanımda desteğinin sonuna kadar benimle birlikte olduğunu göstererek ve bir de böylesine güzel yürekli bir adam beklettiğim için tekrar tekrar kızıyordum kendime. Çıkıyorum ben bir şey istiyor musun? Arkamdan gelen isteksiz sesle o tarafa doğru döndüm. Şehidimizin törenine katılacaktı bugün. İçindeki acıyı anlamam mümkün olmasa da tahmin edebiliyordum. Canının yandığını aldığımız mutlu habere rağmen hüznün sarmaladığı gözlerinden anlayabiliyordum. Canı yanıyordu ve büyüyordu içindeki nefret. Çatılan kaşlarıyla dişlerini sıktığında kasılan çenesinden anlıyordum bunu da. İlk şehitlik yolcusunda içime bir ateş düştü. Sonra ardından giden her yolcuda o ateş biraz daha harlandı dedi bir gün oturmuş yine çaylarımızı yudumlarken. Elindeki bardaktan bir yudum daha alıp devam etti. Bekliyorum benim içimde yanan ateşin onları küle çevirmesini. Bekliyorum. İşte o gün benim de içimdeki o korku biraz daha büyüdü. Dilime ulaşmadı kelimeler ama kalbim o ateşte kendini de yakma ne olursun diye feryat figan haykırdı. Saniyeler içinde gözümün önünden geçen görüntüler ve zihnimde soğuk rüzgarlar estiren düşünceleri halının altına süpürülen tozlar gibi iteleyip yerimden kalktım. Ona doğru yürüdüğümü fark ettiğinde onun da bana doğru adımlar atmasıyla 2-3 adımda aramızdaki mesafeyi bitirip karşı karşıya geldik. Ellerimin arasına aldığım yüzünü sağ tarafa eğip avuç içimi önce kokladı sonra oraya küçük bir buze kondurdu. Hüzünle armağanlanmış gözlerine güç vermesini umut ettiğim bakışlarımı çevirdim. Güçlü ol, dik dur.
O artık kimimizin kardeşi, kimimizin oğlu, kimimizin abisi, hepimizin şehidi. Biliyorsun, şehitler ölmez deyip devam edeceğim sırada sözümü böldü. Vatan bölünmez. Söylediği sözlere tebessüm edip başımı salladım hafifçe. Bölünmez. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Biz görmeseydik de o yaşıyor. Peygamber Efendimizin sancağı altında toplanmış nice şehitlerimizin yanına ulaştı inşallah. Hazreti Hamza'ya komşu oldu. Bunları benden daha iyi bildiğini biliyorum. Bildiğin halde bir arkadaşını kaybetmenin nar geldiğini de biliyorum. Ağzımdan çıkacak son cümlenin ağırlığı altında ezilirken gözlerimi kapatıp açmam ve derin bir nefes almam gerekmişti. Sabret, belki Rabbim seni kaybettiğin yol arkadaşlarına yeniden buluşturacaktır. Belimi sarıp kendini yaslayan kollarına boynundan sarılarak karşılık verirken akmaya hazırlanan gözyaşlarımı boğazıma oturan yumruğu yutkunarak gidermeye çalıştım. Başıma neler gelir, kaderimde nasıl bir son yazılı bilmiyorum ama sana söz veriyorum. Senin için deyip geri çekilerek elini karnının üzerine koydu. Yavrumuz için daha dikkatli olacağım. Bazen görüyorum evlenmekten kaçınıyor meslektaşlarım. Arkamda gözyaşlı bir eş, boynu bükük bir evlat bırakmayayım diye. Ama ben fark ettim ki onlar olduğu zaman arkanda daha da istekli çarpışıyorsun düşmanla. İyi ki varsınız. Şükürler olsun sizi bana veren Rabbime. Alnıma bastırdığı dudaklarını hissedince kendiliğinden kapanan gözlerimi açtığımda gülümseyen bir ifadeyle bana bakıyordu Akif. Eğer bir gün benim de başıma böyle yüce ve şerefli bir şey gelirse sen dedik dur, düşman sevinmesin diyerek göz kırptı. Onun gülüşüne karşılık ben de gülümsesem de içim paramparça olmuştu söyledikleriyle. Vasiyet niteliğindeki bu sözlerini gerçekleştirebilir miydim bilmiyorum. Dayanılır mıydı o özleme? Göreve gittiğinde telefonda konuşurken dahi bir kurt kemiriyordu içimi. Ya şimdi acı bir haykırışla dolarsa kulakların diye. Bütün bunlara rağmen söz veriyorum dedim yüzümdeki gülümsemeyi muhafaza ederek. Onun evden çıkışının ardından feracemi giyerek siyah örtümü bağlayıp ben de çıktım. Ezanın okunmasıyla içeriye girdiğim gün ertelemek zorunda kaldığımı halletmem gerekiyordu. Akif istememişti çalışmamı ama evde kaldığımda sıkıldığımı tatlı bir dille anlatarak ikna etmiştim. Ben yokken canın sıkılıyorsa kuş alayım sana onunla konuşursun dediğini hatırladığımda ağzımdan kaçan kıkırtıyı elimi ağzıma bastırarak durdurdum. Bir gören olsa yolun ortasında kendi kendine gülen deli sanırdı beni. Kaldırımı takip ederek attığımızda adımlarla Ferhan annelerin kapısına gelmiştim. Akif'in gideceğim yeri arıva ile bırakmasını yürümek iyi gelir diye geri çevirdiğimde Zeynep'le gitmemi söylemişti. Tekrar bir baygınlık geçirmemden korkuyordu sanırım. Kocasının sözünü dinleyen iyi bir eş olarak zile bastığımda Zeynep açtı kapıyı. Selamünaleyküm yenge hanım. Aleykümselam görümce hanım. Onu taklit edişime gülerek koluma girdiğinde bahçeden çıkıp yeniden kaldırımı takip ederek ilerlemeye başlamıştık. Dün abimle konuştum. Hastanede olduğunu söyledi. Ciddi bir şey yoktur inşallah. Merak barındıran kelimelere nasıl cevap vereceğimi bilemez bir halde kıvranmaya başlayınca kötü bir şey olduğunu düşünerek telaşa kapıldı. Meryem, kardeşim ne oldu anlat bana rahatlarsın. Söylediklerine gülmeye başlayınca kız kafayı mı yedin yoksa benim kafayı yemem için mi çabalıyorsun? Söylesene ne oldu demesiyle kahkaha atmamak için zor tuttum kendimi. Tamam tamam sakin ol. Akif geldiğinde içeriz diye çay yapmıştım. Onu içeri götürürken bayılmışım. Çaydanlıktaki bütün çay üzerime dökülmüş yanmışım. Dedi tekrar meraklı bir hale dönerek niye bayılmışsın? Çünkü halı oluyormuşsun. Cevabımı algılaması birkaç saniyesini aldıktan sonra 32 diş gülümseyerek boynuma atladı. Allah'ım bu ne güzel bir haber halı oluyorum. Yalnız boğazımı biraz daha sıkarsan hevesin kursağında kalacak. Kollarını gevşeterek yüzümü şapur şupur öptükten sonra çok mutluyum şu an çok heyecanlandım. Hay Meryem ya gibi anlam ifade etmeyen kelimeler çıkmıştı ağzından. Gazetedeki ilandan aldığım iş yerinin adresine varana kadar da buna benzer sözcükler kullanmasıyla geçirmiştik yolu. 4 katlı dış cephesinde kocaman camlar olan iş yerine geldiğimizde döner kapıdan girerek güvenlik kontrolünden geçtik. Danışmadaki kadına yaklaşıp iş görüşmesi için geldiğimi söyleyince bir üst katta olduğunu öğrendiğim insan kaynakları departmanına yönlendirdi. Ben merdivenleri kullanarak ikinci kata çıkarken Zeynep de bekleme kısımlarındaki koltuklara yönelmişti. Kapısının üzerinde insan kaynakları yazan odanın önünde durduğumda
üçü kadın, dört kişinin daha benim gibi ellerinde dosyalarıyla beklediklerini gördüm. Aradan geçen saatlerde içeriden yüzleri asık bir şekilde çıkan adayları görünce psikolojik olarak onlardan etkilenmiştim ve yetersiz görülerek kabul edilmeyeceğim korkusu sarmıştı içimi. Rahatlamak amacıyla okuduğum dualarımın sayesinde ferahlayarak kendime okuduğum okulun kaliteli oluşu, okulu birincilikle bitirmiş olmam gibi iyi yönlerde telkinlerde bulunurken son aday da çıktı dışarı, diğerlerinin yüz ifadesini taklit eder bir vaziyette. Ürkek adımlarla odaya girdiğimde 40-45 yaşlarında bir adam eliyle karşısındaki sandalyeyi gösterdi. İşaret ettiği yere otururken CV'nizi görebilir miyim sorusuyla elimdeki dosyayı tabii buyurun diyerek uzattım. Dosyanın sayfalarını karıştırıp kaşlarını çatarak yüzüme baktığında kalbim küt küt atmaya başlamıştı. Sakin ol Meryem, nasipse olur, hayırlısı neyse olsun. Ben korkulu ve meraklı karşımdaki adam ters giden, hoşuna gitmeyen bir şeyler olduğunu belli eden bir şekilde birbirimize bakarken gözlerimi kaçırdım. Özgüven problemi yaşadığımı düşünüyordu şu an büyük ihtimalle ama sebebi bambaşkaydı. Elin adamına gözlerimi dikerek bakmamın doğru olmadığını idrak edebilmiştim biraz geç de olsa. Kusura bakmayın Meryem Hanım. CV'nizde ilk çalıştığınız yeri gördüm ve oradan ayrılma sebebini biliyorum. Sizi işe kabul etmek için değerlendireceğim adayların arasına almam mümkün değil. Adamın ağzından çıkanlarla şaşkın bir surat ifadesiyle dona kaldım. Bu sebepten dolayı kabul edilmemek de ne demekti? Başarımın hiç mi önemi yoktu yani? Aklımdan geçenlerin dilime yükseltmesine mani olamadığımda orta yaşlardaki adam ''Zorluk çıkarmayın lütfen, biz de emir kuluyuz.'' dedi. Emire değil de hakka kul olabilseydiniz böyle bir muameleye tabi tutmazdınız zaten. Zorluk falan çıkarmayacağım. Düşünce tarzı böylesine sığ bir yerde çalışmaktansa işsiz kalmayı yeğlerim diyerek adamın önündeki dosyamı bir ışınla alıp çıktım odadan. Hızlı hızlı indiğim merdivenler bittiğinde Zeynep'le göz göze geldik. Benim surat ifademden ters giden bir şeyler olduğunu fark etmiş olacak ki hemen ayağa kalkıp yanıma geldi. Bu suratının haline kuzum ne oldu? İşe kabul edilmek için değerlendirilecek adayların arasına dahi kabul edilmemin mümkün olmadığını öğrendim. Neden? Çünkü ahir zaman bu zaman. Söylediklerimden bir şey anlamayan Zeynep'e içeride geçen kısa diyaloğumuzu aktardığımda ''Aman canım boş versen de otur evinin kadını, çocukların anası ol.'' diyerek güldürmüştü yüzümü. ''Ah ah ne kadar zorsun ahir zaman, ne dost belli ne düşman.'' diye bir söz görmüştüm bir yerlerde. Şükürler olsun ki Allah karşıma dost olan dostlar çıkarmıştı benim. ''Öyle diyorsun da zor be Zeynep'im. Çilkeklik gibi kendimi boğuyorum ben evde oturdukça. Hem ben kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiği tarafındayım. Akif ne kadar anlayışlı bir eş olursa olsun ileride ne olacağını bilemeyiz. Ölüm var, ayrılık var. Sonrasında moralimi sıfıra indirerek iş başvurusu için gittiğim yerden ayrılmamın üzerinden bir hafta geçmişti. Bir hafta geçmişti de ne benim ne Akif'in keyfi yerindeydi bu süre zarfında. O arkadaşını kaybetmenin üzerine atlatamazken bense gördüğüm muameleyi kaldıramamıştım. Nedendi bu önyargı? Anlam veremiyordum. Hele ki bana böyle davranan insanların da Müslümanım diye geçiniyor oluşu ve buna rağmen böyle yapışını hiç anlayamıyordum. Düşündükçe zihnimi yoran bu tutarsız davranışları kafamdan atmayı başardığımda tüy gibi hafiflemiş hissetmiştim kendimi. Ben kendime gelmiştim gelmesine de Akif hala zoraki tebessümlerle süslemeye çalışıyordu bakmaya kıyamadığım çehresini. Uzun uzun dalıp gidiyor, bedenen yanımda olsa da ruhen başka diğerlere göç ediyordu sanki. Bu haline için parçalanıyor, lügatimde onu bu durumdan kurtarabilecek hiçbir kelime bulunmuyor oluşu canımı sıkıyordu. Akif'i bu psikolojinin içinden nasıl çıkartabilirim diye düşünürken söylediği sözler geldi aklıma ve karanlığa esir olmaya rıza göstermeyen çırpınışlarıma bir umut ışığı olarak süzüldü. Ne zaman moralim bozulsa seni düşünüyorum. Sonra güneşimi kapatan bulutlar dağılıyor bir bir. Seni sevmek, sevdiğimi düşünmek bana iyi geliyor. Düşüncelerin içinde sürüklenirken elimi yanığın üzerinde boş boş dolandırdığımı fark ederek daha sıra hareketlerle merhemi sürüp üzerini gazla beze kapattım. Banyodan çıkıp oturma odasına girdiğimde Akif yine yumruğunu başına destek olarak vermiş, boş gözlerle karşısındaki duvara bakar bir vaziyette bulmuştum. Bir an yerimde duraksayıp devam ettim, adımlarımı ardı arkasına sıralamaya.
Akif yanına oturduğumu fark ettiğinde bir hafta içinde olduğu gibi sahte bir tebessümle bakıp elini yüzümde gezdirdi. Kabuk bağlamış mı yine? Evet, kavlattım. Soğuduğum havayla birlikte içime yayılan kokusu ciğerlerime ulaşmıştı. Peki senin yaraların kabuk bağlıyor mu hiç? Ya da sen de benim gibi kabuk bağlamış yaralarını mı kanatıyorsun? Bendeki yara kana kan almadıkça ne kabuk bağlar ne de ben onu kanatmaktan vazgeçerim. Kömür karası gözlerini daha da karartan sözlerini söylerken bakışlarında gördüğüm öfke içimi ürpertmişti. Amacım onun aklını dağıtmakken iyice batırmıştım. Hem ben bu konuyu konuşmayacaktım ki onunla. Akif, söyle sevda çiçeğim. Nazlı nazlı adını söyleyişinde gözlerindeki öfkenin yerini biraz şefkat, çokça da masum bir aşk almıştı sanki. Hani ben sana çarpmıştım ya. Kulaklarımda yankılanan kahkahası kalbimi okşarken gülüşüyle birlikte aydınlanan yüzüne hayranlıkla baka kalmış, söyleyeceğim kelimeler aklımı terk etmiş, hareket etmek gibi bir takım yetilerimi kaybetmiş olabilirdim. Hem de ne çarpmak. Bastırdığı kahkahasının ardından hafifçe gülmeye devam ederken söylediği cümle ellerimi yüzüme kapatmama sebep olmuştu. Utandırması olmazdı zaten ama kendim kaşınmıştım. Ya ben o çarpmaktan bahsetmiyorum. Elleri yüzümdeki ellerimi aşağı indirip sıkıca tutarak kendine doğru çekti çelimsiz bedenimi. Kollarının arasına girdiğimde kaybolmak hoşuma gidiyordu ve sevildikçe mayışan kedi yavrusu gibi iyice sokuluyordum göğsüne doğru. Hatta bazen öyle anlar oluyordu ki kollarının altına kendimi daha çok sıkıştırdığımda sol tarafını açıp oraya saklanmak istiyordum. Biliyorum ama bu hallerin hoşuma gidiyor. En azından sarılmak için bahanem oluyor çünkü utandığın zaman yüzünü utandığın adamın göğsüne saklamak gibi değişik bir alışkanlık edindiğinin farkındayım. Gıcık. Yeniden bir kahkahayla birlikte başını arkaya attı. Gıcık deyişimle. Şşş, kocaya gıcık denmez. Çok ayıp, kınıyorum seni. Ama ben o gıcık kocayı seviyorum dedim. Ellerim bu sefer de ağzımı kapatmak için harekete geçmişlerdi ama Akif'in elleri buna pek müsaade edecek gibi durmuyordu. Ben de kocasına gıcık diyen sevda çiçeğini seviyorum. Konunun istediğim yere gelişiyle Akif bu neşeli halini muhafaza etsin diye utanmaktan kızarmış bir domatese dönme pahasına muhabbeti daha da ilerlettim onu önerttiğim sorumla. Nasıl seviyorsun? Birazcık anlatsana ama utandırmadan. Hoşuna gidiyor değil mi bu sorunun cevabını dinlemek? Şu an sorumun sebebi bu söylediği olmasa da daha önce birkaç kere tam da bu sebepten sormuştum. Bana olan hislerini anlatmaya başladığı her seferde ne desem yetmez ama diyerek başlayıp aklımdan bile geçmeyen cümleler kurması ruhuma dokunuyor, onu kalbime işliyordu ince ince. Hani mahallede kurulan düğün alanına girdiğinde o pollerden çıkan ses sanki senin içinde çalıyormuş gibi, kalbine titreşim almışsın gibi hissedersin ya. Başımı salladım verdiği örneği nereye bağlayacağını tahmin ederek. Hah, işte ben seni gördüğümde öyle oluyorum. Kahkaha atma sırası bana, seyretme sırası ise Akif'e geçmişti. Ya gülmekten, ya utanmaktan, ya da fazla kalp çarpıntısından sevim olacaktı bu adam. Lütfen böyle örnekler verme. Aramızdaki bağın zihnime bunlarla kazınmasını istemiyorum. Romantik kömür gözümü geri verir misiniz komutanım? Gülüşümün müsaade ettiği kadar cümleler kurarak kaldığım yerden devam ettim gülmeye. Akif de mütebessim bir ifadeyle sorumun cevabını vermeye başladığında dikkatimi ona verdim. Bu sefer istersen biraz eskiye gidelim. Olur diyerek başımı salladım hafifçe. Hani sen hep derdin ya benim gözlerim yeşil ve gamzem var ama siz göremiyorsunuz. Hep dua ederdim Allah'a. Rabbim bana onun gözlerinin yeşil olduğunu görecek kadar yakından bakmayı, kimselerin göremediği gamzesinin yanımda olduğum her an görebilmeyi nasip et. Ağzından çıkan her kelimede biraz daha genişleyen gülümsememden dolayı gamzem yine meydana çıkmış olacak ki sol yanağıma hafifçe bastırdı işaret parmağını. Tıpkı şu an olduğu gibi. Hani derler ya hayalini kurardım ben bu anın diye. Ben duasını ederdim. Dualarımı yaşıyorum ben seninle. Bazen diyorum ki keşke daha önce belli etseydin niyetini. Seni sevdiğimi fark etmeden geçirdiğim zamanlarımı acıyorum. Olsun, ben helalinden olsun diye bekledim deyip tebessüm etti. O zaman sana bir şey daha sorabilir miyim? Tabii ki. Nasıldı? Sessizce sevmek, belli etmemeye çalışmak. Çok zordu. Seni gördüğümde kalbimin gümbürtüsünü duyan olacak sanıyordum. Zira benim kulaklarımı uğultatacak kadar gürültü çıkarıyordu. Hala da vazgeçmedi bu huyundan.
aramdır diye gözlerime söz geçirmek mesela. O da çok zordu. Hani derler ya, kirpiklerin ok gibi saplandı kalbime diye. Senin o yeşil gözlerini çevreleyen uzun kirpiklerin de benim kalbime saplanıyordu birer birer. Kusursuz güzellikteki yüzüne dıyasıya bakamamak zulüm gibiydi. Aklıma düşsen aptal aşıklar gibi gülmeye başlardım. Bu huyumdan da vazgeçmedim. Hamza her ne kadar her gereksiz gülüşümde öldürücü bakışlar atsa da sonra güldüğünde gözlerin kısılırdı hafif. Çok sevimli bir ifade oluşurdu yüzünde. İnsanın içini ısıtırdı. Kazara denk gelirsem gülüşüne hemen başka bir tarafa çevirirdim bakışlarımı. Çünkü bir iki saniye uzun baksam bir daha gözlerime hiç söz geçiremeyeceğimi biliyordum. Sesini duyunca can atardı kalbim. Bir çift hoş kelam edesin hakkımda diye. Ama sen etmezdin. Edebin müsaade etmezdi biliyorum. Bir iki kelime zor çıkardı zaten ağzından. O da halinde ayrı bir hoşuma gitmiyor değil. İşte sevda çiçeği. Bu yürek bunlarla kelimeleri aktaramadığımdan daha fazlasıyla mücadele etti. Sessizce sevdim ben seni. Haram bulaşmasın istedim. Masum kalsın istedim içimdeki sevgi. Allah'a şükürler olsun ki istediğim de oldu. Helalimken sevmek bir başka. Ağzından çıkan her bir sözde biraz daha dalıp gittim gözlerine. O böyle anlatsa sabaha kadar, hatta günlerce dinlerdim hiç konuşmadan. İyi ki sensin diyebildim sadece. Sensin iyi ki nasibim. Bir başkası olmasın kaderimde. Seninle vermek nasip olsun son nefesimi. Ayrı kalmayalım bir saniye de olsa. Gözlerim seninkilerden başka göze değmesin. Şimdi göğüs kafesimi döven kalp başka birisi için böyle atmasın. Hep sen ol. Ben hep seni seveyim. Sen de beni. İçimden geçen duygularla tebessümümü aldım yanıma yine. Onsuz olmuyordu Akif yanımdayken. Hep bir mütebessimdi halim. Kalkalım mı? Sorusuyla birlikte ayaklanarak elimi uzattı önüme. Masalını da dinlediğine göre artık uyuyabilirsin bence. Uzattığı elini tutup ben de kalktım ayağa. Hem de mışıl mışıl uyurum dedim gözlerimi kapatıp açarak. El ele odamıza doğru ilerlerken sorduğu soruyla birlikte hatırladığım şey heyecanla çarptırmıştı kalbimi. Nasıl uyuyacaktım ben şimdi? Heyecandan döner durur ne kendim uyurdum ne de Akif uyuturdum. O olsun da ona, hatırlatıp da uykumu kaçırmasaydı. Sonrasında melodisiz bir ezginin eşlik ettiği yolculuğumuzda dün gece olanları düşünüyordum. Akif, heyecanlı mısın yarın için diye sorunca olmayan heyecan içime düşmüş, dediğim gibi bu sebepten dolayı uyuyamayıp bir sağa bir sola kıvranmıştım yatağın içinde. Temmuz ayının ortalarındaydık ve filmi camdan içeri geçen güneş ışınları ailece bunaltıyordu bedenimi. Aniden gelen bir boyun ağrısı ve mide bulantısıyla ağzımdan kulak tırmalayıcı bir ses çıkınca Akif soğukkanlılıkla arabayı sağa çekip elini yüzüme getirdi. Ben içimdekilerin orada kalması için mücadele verirken Akif ise avucunun içindeki yüzümü kaldırıp gözlerine sabitledi bakışlarımı. Tutma kendini, rahat ol lütfen. Hatta gel dışarı çıkalım daha rahat hissedersin kendini. Şefkatli bakışları ve rahatlatıcı sözleri gözlerimi doldurmuş, ağlamama ramak kalmıştı. Bu hormonlar kendini bu kadar erken mi gösteriyordu yahu? Hiç iyi anlaşacak gibi görünmüyorduk. Baş parmağının üzerine damlayan gözyaşına şaşkınlıkla bakıp büyümüş gözlerini yeniden yüzüme çevirdiğinde bu sefer de gülmeye başlamıştım. İrileşmiş gözleri ve hafifçe aralanmış ağızlı yüz ifadesine baktıkça daha da gülüyordum ve o da ben güldükçe daha da farklı bir hale dönüyordu. Bu kısır döngünün sonunda gülüşüme eşlik etmiş, benimle birlikte gülmeye başlamıştı. Psikolojimi bozacaksın Meryem, ne oluyor sana? Elimin tersiyle güldüğümden mi yoksa ağladığımdan mı aktığına emin olamadığım gözyaşlarını silerek derin bir nefes aldıktan sonra ''Bilmiyorum Akif, kendime hakim olamıyorum.'' deyip duranlaştım birden. Anı anını tutmayan halimin hızına yetişemiyordum. Sanki yaramaz bir çocuk ele geçirmişti duygu sistemimi ve kukla gibi yönlendiriyordu beni. Bu süreçte bol bol dua et, Allah sabrını artırsın. Sana yapacaklarından korkuyorum Akif dediğimde yeniden başladık gülmeye. Ben daha fazla halden hale girmeden yetişmiştik neyse ki hastaneye. Akif çölde vaha bulmuş gibi sevinerek boş bulduğu ilk yere arabayı park ettiğinde aşağıya indik. Güneşin sıcaklığından ödünç aldığı ılık esintisini yüzüme savuran rüzgardan bir an önce kurtulmak için hızlı adımlarla hastaneye giriş yaptım. Elimi eline kenetleyen Akif'le. Hasta kayıt modülünden girişimi yaptırdıktan sonra heyecanlı ve aceleci adımlarla muayene olacağım cildiye doktorun odasının önüne ulaşmıştık. Her vakit soğuk oluşundan dert yandığım ellerim çerlemeye başlamış,
Kalbimin gümbürtüsü yine kulaklarımı uğuldatıyordu. Eğer doktor uygun görürse bugün ilk defa görecektik minik yavrumuzu. Henüz hiçbir uzvu belli değildi. Nasıl bir şey olduğu anlaşılmıyordu biliyorum ama küçük bir nokta da olsa onu görmek için sabırsızlanıyordum. Odanın kapısının üzerine konulmuş ekranda yaklaşık 15 dakikada bir değişen isimlere baktıkça daha da artıyordu sabırsızlığım. Değişen ismin benim olmadığını görmek sinirlerimi zorlamaya başlamıştı. Çekilin oradan canıma tak etti artık ben muayene olmak istiyorum diyerek odaya dalmamak için zor tutuyordum kendimi. İçimden geçen duygu ve düşünceler yüzüme nasıl bir şekilde aksetmişse Meryem diye telaşla seslendi Akif iyi misin? Hayır değilim galiba. Ay niye bitmiyor Akif bu sıra? Bütün Ankara buraya gelmiş sanki. Akif'in yüzüne yayılan tebessüme dalıp bir anlık gülümsesem de daha sonra kaşlarımı şadıp etrafımı kulaçan ettim gözlerimle. Gülümseme. Neden diye sordu. Anında düşmüştü yüzü. Benimse çatılan kaşlarımda hiçbir değişiklik olmamıştı bu masum haline karşılık. Etrafta ne kadar beste potansiyelli şahısları olduğunun farkında değilsin sanırım. Bir şelaleden akarcasına yoğun bir şekilde kıskançlık akan kelimelerimle dudaklarını birbirine bastırıp başını yere eğmişti. Kendini gülmemek için zor tuttuğunun farkındaydım. Akif'in beni dinlemeyip daha doğrusu dinleyemeyip gülmeye devam etmesi ekranda kendi ismimi göremiyor oluşum sabrımın son demlerini tüketiyordu yavaşça. Biraz daha beklesem kontrolü kaybedip odaya dalacakmışım gibi hissederken nihayet muayene odasının kapısı açıldı. İçeriden 13-14 yaşlarında yüzünde akneleri olan genç bir kız annesiyle birlikte çıktı dışarı. Karşımdaki ekranda yazan ismimle büyük bir çekiliş kazanmışım gibi sevinip heyecanla ayağa kalktım. Arkamdan gelen Akif'i bile beklemeden hızlı adımlarla girdim. Düz kahverengi küt saçlarını salık bırakmış, küçük dudaklarına sürdüğü kırmızı ruzuyla gülümseyerek insana samimiyet yayan, siyah yakın kahverengi gözleriyle yüzümü tarayan orta yaşlardaki doktorun odasına. Buyurun, şöyle oturabilirsiniz. Eliyle gösterdiğim masasının karşısına karşılıklı oturarak konulmuş sandalyelere oturduk Akif'le. Şikayetiniz nedir Meryem Hanım? Geçen hafta acilden giriş yapmıştık yanma şikayetiyle. Bugün siz kontrolünüzde uygun görürseniz ultrasona gireceğim. Farkında olmadan karnımın üzerinde birleşen ellerime bakıp tatlı tatlı tebessüm etti doktor hanım. Şöyle geçin bir bakalım o halde. Eliyle odanın bir köşesinde duran sedyeyi gösterirken ayağa kalkmıştı. Ben de yerimden kalkıp gösterdiği sedyenin üzerine çıktım. Akif gözüyle takip ediyordu her hareketimi. Yüzünde de küçük ama içten olduğu belli olan bir tebessüm vardı. Acaba o da benim kadar heyecanlı mıydı? Ya da benim bu heyecanımı saçma buluyor olabilir miydi? Şu an öylesine merak ediyordum onun duygularını ve aklından neler geçtiğini. İlk önce kafasının içine girip didik didik etmek istiyordum her bir düşüncesini. Sonra da kalbini açıp bakmak istiyordum neler hissettiğini. Yaranız iyileşmiş görünüyor Meryem Hanım. Ultrasona girmenizde bir mahsur yok. Doktorun sesiyle bulunduğum ortama dönerken hangi arada muayene edildiğimi düşünüyordum. Aklıma gelen bu düşünceye çok da takılmayıp karşımda duran kadının sözlerine kulak kesildim. Ultrasona girmenizde bir mahsur yok demişti değil mi? Sevinçle sedyeden inip çıkardığım ayakkabılarımı ayağıma geçirdikten sonra teşekkür ederek ayrıldık doktorun odasından. Daha önceden aldığımız randevuyla bayılmam üzerine hastaneye getirildiğimde hamile olduğumu öğrendiğim doktorun odasına girdik. Heyecanlı bir şekilde anlattım onu görmem için artık bir mani olmadığını. Ultrason için hazırlıklar yapıldığında sağ taraftaki ekrana kilitlemiştim gözlerimi. Şu an etrafımdaki hiçbir nesne veya canlı dikkatimi çekmiyordu. Sadece onu görmek istiyordum hasretle. Benim minik yavrum. Doktor eliyle bir yer gösterip burada dediğinde zaten hızlı atan kalbim daha da hızlanmıştı. Minicik bir şeydi görünen. Zar zor seçiyordu gözlerim henüz gelişmemiş bedenini. Bir bedeni dahi yoktu hatta. Rabbimin mucizesiydi bu. Böylesine küçük bir şeyden meydana geliyordu o koskoca insanlar. Yoktan var ederdi o. Ol derse olmayacak hiçbir şey yoktu. Şükürler olsun ona ki bizi de böyle bir mucizeye layık görmüştü. Şu anda 5 haftalık hamilesiniz Meryem Hanım. Çok sık karşılaşılan bir durum değil ama bazen 5 haftalık gebeliklerde kalp atışları duyulabiliyor. İsterseniz bir sonraki muayenenizde ona da bakalım. Tabii benimle devam etmek isterseniz. Doktorun soru niteliğindeki kelimelerine başımı sallayıp tabii ki mümkünse eğer isterim. Hem sizinle devam etmek hem de ondan bir ses duymak dedim. Nasıl istemezdim ki?
Pekala öyleyse. Bir hafta sonra yeniden kontrole gelebilir misiniz? Gözlerim Makif'i bulduğunda göz kapaklarını hafifçe kapatıp açtı. Tabii müsaitiz. Haftaya bugün saat 2'de tekrar görüşelim o zaman. Siz de bu süre zarfında folik asitlerinizi almayı ihmal etmeyin. Deneyimleriyle destekçim olacağına inandığım bu sıcakkanlı kadının yanından ayrılıp yeniden evimize dönmüştük. O bir hafta nasıl geçecekti benim için tahmin edebiliyorum. Onun kalp atışlarını duyacağımı düşündüğüm her saniye benim kalbimin atışlarını duyacaktı kulaklarım. Evimizin bahçesindeki kamerada otururken ailelerimize söylemem gerek. Bu mutluluğu onlar da yaşamalı dedim. Ama ben utanıyorum. Akif her zaman olduğu gibi o sevecen ve korumacı tavrıyla kollarının altına çekti beni. Bir kadına haya nasıl da yakışıyor. Sen kendini ne zaman hazır hissedersen o zaman söyleriz. Güldüğünde kısılan kömür karası gözlerine bakıp söylemek istiyorum. Onlar da mutlu olsunlar. Utancımı sanırım bir müddet rafa kaldırmayı başarabilirim dedim. Her saniye biraz daha o dipsiz kuyuda kaybolurken. Öyleyse bir gün davet edelim. Herkes bir aradayken söyleriz. Ben her zaman olduğu gibi yine senin yanındayım, bunu unutma. Biliyorum, teşekkür ederim ve Allah'a şükrederim diyerek başımı kalbinin üzerine bıraktım. Yine bozuk bir ritimdeydi. İlk günkü gibi hiç değişmeden atıyordu. Sebebi bendim bunun, şükürler olsun ki. Bu düşünce dudaklarımda küçük bir tebessüm ezimini hazırlarken aklıma gelen diğer bir düşünce daha da genişletti gülümsememi. Acaba onun kalbi de babasınınki gibi içime huzur verecek miydi? Aradan geçen bir haftada hafiften başlayan olur olmadık şey canımın çekme seanslarını sabırla karşılamıştı Akif. Başta da söylemiştim ona, sana yapacaklarımdan korkuyorum diye. Korktuğum şey başıma geliyordu sanki. Dua ediyordum Allah'a kolay bulunabilen şeyler isteyeyim, Akif yormayayım diye, ama pek de istediğim gibi olacağını düşünmüyordum. Yaz gününde sulu sulu portakal, tüysüz kivi, sütlü badem isteyişimden anlamıştım bunu. Yine de dilimden düşürmüyordum aynı duayı. Aklımdan geçen yakın zamandaki anılarımızı düşünürken içeriden çıkan hastanın ardından biz girdik odaya. Heyecanın ellerim titremeye başlamıştı. Doktor hanım ultrason cihazını tuttuğunda ekrana yansıyan görüntüye bakarken aynı zamanda da gürültü şeklinde sesler çıkmaya başlamıştı. Bu ses benim kalbimden mi geliyor, onun kalbinden mi diyerek sordum kısılmış bir sesle. Konuşmaya korkuyordum bir anlık ritmi kaçırırım diye. Sizin kalbinizden onun kalbine yansıyan bir ses bu. Merak ettiğim sorumun cevabını almıştım duyduğum bu muhteşem sesle. Onun kalbinin ritmi de en az şu an karşımda dolu gözler ve gülümseyen yüzüyle bir bana bir ekrana bakan adamın kalbini dinlemek kadar huzurlu ve aşk doluydu. Sonrasında zaman geçmeye devam ediyordu. Mineğimizin kalp atışlarını dinlememizin üzerinden 2 ay geçmişti. Yani şu an 3 aylık bir bebekti o. Bu süreçte Akif göreve gidip gelmişti birçok kez. Onun her gidişinde yetim bir yavrunun dünyaya gelebilecek olması ihtimali kızgın ateşlerde ısıtılmış bir bıçağın sol tarafıma defalarca saplanması gibi acı veriyordu. Neyse ki Rabbim onu bizden ayırmamıştı. Sonbaharın serin rüzgarı eşarbımı savururken üzerime giydiğim mantoya biraz daha sarıldım. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra aceleyle hazırlandırmıştı Akif beni. Bir yere gidiyorduk ama nereye olduğunu ne biliyordum ne de hakkında bir tahmin yürütebiliyordum. Önümde duran arabayla düşüncelerden sıyrılıp daha fazla soğukta kalmamak için kapısını açıp içine attım kendimi. Dışarıya nazaran içi daha sıcak olan arabada yolculuğa başladığımızda meraklı yüzüne baktım. Gözün yola kilitlemiş ciddiyetle sürüyordu arabayı. Konuşursam dikkati dağılacaktı belki ama meraklı bir insandım ben. Nereye gidiyoruz Akif? Herkes sıcacık evinde otururken biz neden yollardayız? Derin bir nefes alırken dışarıya kaydı bakışlarım. Üstelik şehirden çıkmış durumdayız. Unuttun değil mi? Diye sordu gözünü yoldan ayırmadan. Sesi de benim meraklı çıkan kelimelerime kıyasla oldukça sıradandı. Neyi unuttun? Yüzünde sinirlerimi bozan bir tebessüm belirdi sorumla birlikte. Neyi unutmuş olabilirdim ki ben? Bir yere gitmek için plan mı yapmıştık? Beynimi zorlamaktan yorulup canımın sıkıldığını belli eden bir nefes bırakarak arkama yaslandım. Bu aralar fazlaca uysuz olduğumu farkındaydım lakin elimden bir şey gelmiyordu. Asma suratını hemen. Hiç yakışmıyor güzel yüzüne. Madem unuttun ne yapacağımızı sürpriz olsun diye söylemiyorum. Cümlelerin arasından itinayla seçtiğim kelimeleri tekrarlayıp kollarımı kavuşturdum. Demek hiç yakışmıyor. Artık beğenmiyorsun yani beni. Öyle mi Akif Efendi?
Ben ne yaptım der gibi pişmanlıkla eliyle yüzünü sıvazlayıp tekrar direksiyona uzandı. Benim çiçeğimin her hali güzel ama gülmek sana daha çok yakışıyor. Yanlış anlama beni. En hararetli tartışmanın içinde dahi olsak çiçeğim kelimesini duyan kulakların beğenime sinyal gönderip kalbimde açılan yelkenleri suya indiriyor, aklımda dolaşan tilkileri gerisin geri kovalıyordu. Alınganlık ettiğimin farkına vararak geri adım attım. Üzmeyecektim böyle bir adamı. Saçma sapan hormonlar yüzünden. Tamam ama bari daha çok var mı onu söyle. Bulutların hüküm sürdüğü havada sağını soluna ağaçların çevrilmiş olduğu yoldan geçerken içimi bir ürperti sardı. Her an yola fırlayacak vahşi bir hayvanın avı olma düşüncesi korkuyla arabanın koltuğuna biraz daha yaslanmaya itmişti beni. Mantıken böyle bir şeyin olmayacağını bilsem de bu işlerin suçu da hormonlardı sanırım. Az kaldı. Hatta geldik. Akif arabayı vakti zamanında aralıklarla dikilmiş, şimdilerde koca birer çam olmuş ağaçlarından birinin yanında durdurduğunda kapıyı açarak aşağı indim. Niye geldik ki bu kuş uçmaz, kervan geçmez, ıssız yere? Ben ardı arkası kesilmeyen sorularımdan birisini daha hürriyetine kavuştururken Akif arabanın arka tarafına geçip bagajdan gelen seslerden içinde cam bir şeylerin olduğu anlaşılan siyah bir çöp poşeti çıkarttı. Annesinin peşinde o nereye giderse arkasından giden civciv gibi adımlarını takip ediyordum. Şimdi ben bu şişeleri buraya dizeceğim. Sen de bunları vuracaksın. Siyah poşetten çıkardığı soda şişelerini yan yana dizip yanıma geldi. Şimdi hatırlamıştım Beste kapımıza geldiği akşam söylediklerini. Aylar önce aramızda geçen öylesine bir konuşmayı unutmayıp bulduğu ilk fırsatta yerine getiriyor olmasıyla biraz daha büyüdü içimdeki sevgisi. Ben bunu tamamen unutmuştum. Ukalaca bir gülüş sergileyip elini beline götürerek tabanca çıkartınca gözlerim kocaman açıldı. O ne? Diye hayret edercesine sordum ve aldığım cevapla aklıma gelen her soruyu dışarıya sallamamayı öğrenmem gerektiğini anladım. Eliyle bayağı bir uzağımıza dizdiği şeyleri gösterip beyin gücünü kullanarak kırmayı mı düşünüyorsun dedi. Kusura bakmayın komutanım dediğimde gülüşü daha da genişledi. Kızmıyorsun değil mi sana komutanım dediğimde? Elindeki silahı anlamadığım bir şeyler yaparken bir anlık yüzüme baktı. Kömür gözlüm gibi sevgi barındıran hitaplarını daha çok sevsem de bir zamanlar abinken şimdi komutanın olmak daha iyi. Abim olmaktan mı kötüydü? Sol eliyle sağ elimi tutup silahı avucumun içine bıraktı. Sen bana her abi dediğinde deyip az önce silah tutuşturduğu elimi bileğinden tutup kalbine doğru kaldırdı. Şu an silahın namlusunda kalbi vardı ve elim titremeye başlamıştı. Tam da buraya bir kurşun saplanıyordu sanki. Her abi dediğinde biraz daha azalıyordu ümidim diyerek bileğimi serbest bırakınca aceleyle silahı yere indirip uzaklaştım yanından. Ne yapıyorsun Akif, böyle anlatılır mı? Hadi bir kaza olsaydı? Somut olarak bunu yapacak olmaktan böyle korktun ama o zaman hiç acımadan abi diyordun. Aynı şey oluyordu. Dolan gözlerimi sol tarafından kaldırıp gözlerine çevirdim. Özür dilerim. Bilseydim söylemezdim belki. Aramızı açtığım mesafeyi kapatıp kollarının altına çektiğinde birkaç saniye huzurla gözlerimi kapatıp kalbinin üstüne yasladım başımı. Sonra elimdeki alet aklıma gelince telaşla geri çekildim. Kolların arası bomboş kalmış, anlam veremeyen bir ifadeyle bana bakıyordu. Elimde bu varken deyip silahı havaya kaldırdım. Bana yaklaşma. Söylediğimin tam tersini yapıp büyük adımlarla yeniden yanıma geldi gülerek. Korkma. Hem emniyeti kapalı hem de parmağın tetiğin dışında. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Elimden tutup adım adım uzaklaştığım şeylerin karşısına getirdi beni. Şimdi mermiyi silahın ağzına sürmen lazım. Nasıl yapacağını biliyor musun? Nereden bileyim, ilk defa elime silah alıyorum bakışları gönderirken anlamış olacak ki silahı elimden aldı. Bu şekilde kendine doğru çekeceksin burayı. Bir adının olup olmadığını bilmediğim kısmın üzerinde oynattığı eline dikkatle bakıp yeniden aldım silahı. Gösterdiği gibi kendime doğru çekerken biraz zorlanmıştım ama dediğini yapmıştım. Emniyetini aç. İşaret parmağıyla gösterdiği küçük parçayı yerinden oynattım. Sanırım silah artık patlamaya hazırdı. Bu düşünce heyecanlanmama sebep olsa da elimde böyle tehlikeli bir şey varken panik yapmamam gerektiğinin bilincinde olarak heyecanımı yatıştırmaya çalıştım. Akif sağ omzunun arkasına geçip ellerini silahı tutan ellerimin üzerine yerleştirip tutuşumu ayarladı. İşaret parmağını kabzadan kaldır, tetiğin üstüne getir. Söylediği gibi parmağımı tetiğin üstüne getirip havada asılı bıraktım. Dokunsam patlayacakmış gibi hissediyordum. Ben en sağdaki şişeye odaklanmışken yüzünü bana doğru çevirdiğini görebiliyordum. Ellerimin üzerindeki ellerini çekip sarıldı.
Tetiğe bastığında çıkacak sesi hazırlıklı olur. Miniğimiz korkmasın. Söylediği cümleyle aniden ben de yüzümü ona doğru çevirdim. Ona bir şey olursa? Ben doktorla konuştum. Bebekler dışarıdan gelen sesleri bizim gibi yoğun bir şekilde duyamazmış. Sen stres yapma yeter. Stres yaparsan şayet o zaman kötü etkilenebilirmiş. Sözlerimi içimi rahatlatırken alnıma kondurduğu buğseyle gözlerimi yumdum kısa bir süre. Yeniden açtığımda gülerek bana bakıyordu. Hadi bakalım çiçek, yakın savunmadaki maharetinizi burada da gözlemek isteriz. Arkamdan çekilip yanımda yerini aldığında şimdi komutuyla tetiğe basan parmağım sayesinde namludan çıkan çıngıyı görebilmiştim sadece. Akif'in söylediği gibi yüksek bir ses ıssız ormanda yankılanırken onu takip eden bir başka sesse cam şişenin kırılma sesi olmuştu. Parçalara ayrılan şişeye beğeniyle bakıp ardından bana çevirdi kömür karası gözlerini. Gecenin zifiri karanlığında parlayan yıldızlar gibi küçük bir ışıltı vardı bakışlarında. Daha önce silah kullanmadan emin misin diye sorunca kendimden şüphe ettim bir an. Sonra aklımdan geçen bu düşüncenin saçmalığına göz devirip evet bu ilk ve temennim o ki son olsun dedim. Bence sen kitapçılarda iş aramayı bırak. Gel bizim time alayım seni. Keskin nişancı olarak deyip kahkaha atınca ben de gülmüştüm istemsizce. Bir şey soracağım dediğimde gülüşünü bastırıp kafasını salladı hafifçe. Neden atış poligonuna gitmedik de buraya geldik? Seni o kadar erkeğin içine sokacağımı düşünmüş olamazsın dedi hayret edercesine. Ama az önce seni time alayım diyordun deyip güldüğümde asılan suratı daha da çok gülme hissiyle doldurdu içimi. Gözlerini kısıp üzerime yürümeye başladığında gülüşüm içime kaçmıştı. O bana doğru geldikçe ben geri geri gidiyordum. Ayaklarım birbirine dolup düşecek gibi olduğumda elimden yakalayıp kendine doğru çekti. Bana bak çelimsiz sevda çiçeği. Tehdit eden bir tonda ağzımdan çıkan kelimeler yutkunmama sebep olduğunda gülmeye başladı. Sonra söyleyeceği şeyi hatırlamış gibi yeniden ciddileşti. Senin aklında dolanan tilkiler var ya, onlar da bende de var. Söyle onlara benim tilkilerim uyandırmasınlar. Ben ne dedim? Her şeyi kendin söyledin. Aradaki tutarsızlığı gösterdim demek istesem de şu an itiraz etmeye cesaretim yoktu doğrusu. Uysal bir çocuk gibi başımı salladım sadece. İyi bakalım. Anlaştığımıza göre devam edebiliriz. Akif'le yeniden şişelerin karşısına geçip kaldığım yerden devam ettim atış yapmaya. Elimde tuttuğum silahın soğukluğu içimi ürpertse de Akif'in ve onun gibilerin kendini bununla koruduğunu anımsayınca biraz daha ısınmıştım sanki ona karşı. Ama sonra hatırladım. Bütün karışıklığın bu alet yüzünden çıktığını. Hatırladım. Silah sahibi olan devletlerin silahlarını satmak için bizi nasıl birbirimize düşman etmeye çalışıp savaş çıkardığını. Hatırladım. Bizim onların oyununa nasıl geldiğimizi ve hatırladım. Minicik bir yavruyu bile şu koskoca dünyaya sığdıramadıklarını. Para kör etmişti vicdanlarını. Olmaz olsun da öyle zenginlik. Aklımdan geçen düşüncelerle silaha irinerek bakıp Akif'e uzattım. Devam etmek istemiyorum. Bir şey mi oldu diye sorunca dilime döküldü kelimeler kendiliğinden. O da hak vermişti bana ama mecburdu. Düşmanı en iyi kendi silahıyla vurursun dedi. Mazlum değilse namlunun ucundaki sen de zalim değilsin. Ne derse desin soğumuştum ya artık silahtan. Mecbur kalmadıkça almazdım elime onu. Benim inadımı anlayınca daha fazla ısrar etmeden kalan şişeleri kendisi vurdu tek atışta. Tam karnından. Maharetiyle ona olan hayranlığımı biraz da arttırmayı başarmıştı yine farkında olmadan. Her halinde ayrı bir asalet, ayrı bir sevda vardı bu adamın. Ben bunu nasıl olmuştu da görememiştim bu zamana kadar. İşte orasını bir türlü anlamıyor, sonra da nasip deyip susturuyordum kalbimi. Onsuz geçen zamana dertlenip onunla geçecek ömrümü heba etme niyetinde değildim. O hep yanımdaydı, bundan sonra da öyle olsun bana yeterdi. Sonrasında zaman geçmeye devam ediyordu. Artık giydiğim kıyafetlerle gizlemeyi başaramayacağım şekilde büyümüştü karnım. 5 ayı tamamlamıştık yavrumla. Çoğunlukla baş başa bazen de yanımızda Akif'imizle. Ailelerimizin bu zamana kadar haberi olmamıştı onlara bir torun geleceğinden. Sadece Zeynep'e söylemiştim ama bugün diğerleriyle de paylaşacaktık bu mutluluğumuzu. Bitti diyerek elindeki kağıdı bana uzatıp kalemi masanın üzerine bıraktı. Akif'in elinden aldığım turuncu kağıdı kendisiyle aynı renk olan zarfın içine koyup arkama yaslandım. Saat de bayağı geç olmuş. Yetişebilecek miyiz? Geç kalmanın verdiği telaş sesime yansırken Akif elimden tutup ayağa kaldırdı. Bu aralar yürümeyi yeni öğrenen bebek muamelesi görüyordum ondan. Yakında arkama geçip iki elimi havaya kaldırarak adım atmama yardım edecek diye korkuyorum artık.
Minik adımlarla yatak odasına girdiğimizde kapağını açtığı dolabın içinde kaybolan sevgili kocama bezmişlikle baktım. Ne arıyorsun Akif? Aradığın şeyi bulamadan kendin kaybolacaksın deyip kıkırdadığımda sinsi bir gülüşle arkasına dönüp gözlerime baktı. Keyfiniz pek yerinde Meryem Hanım maşallah. Allah mutluluğunuzu artırsın dedikten sonra seri bir şekilde yüzümü ellerinin arasına alıp küçük bir buse bıraktı iyice tombikleşen yanaklarıma. Ne arıyorsun diye ineledim sorumu. Kaşlarıyla pencereyi işaret edip bak dedi. Arkamı döndüğümde perdenin müsaade ettiği kadar görünen bulanık havayı gördüm. Öyle de kuvvetli bir rüzgar esiyordu ki bahçedeki ağaçlar devrilecek gibiydi. Ne oldu dercesine kafamı salladığımda çok soğuk hava. Geçen giydiğin o kalın kazağı arıyorum dedi. Düşünceli tavırları sebepsiz yere gelen sinirlerimi sabun köpüğü gibi dağıtırken ufak bir tebessüm oluşuverdi yüzümde. Baştan söyleseydin bu kadar uğraşmazdın, kirli sepetinde o. Hadi ya niye giyeceksin şimdi? Hava soğuk üşürsün. Sen üşürsen o da üşür. Derdin o zaten, beni düşünen kim? Böyle yaptığı zaman da kendi çocuğumu kıskanacak oluyordum. Sonra da iç ses denilen dost mu düşman mı çözemediğim arkadaş fırlıyordu aradan. Kendine gel Meryem, insan kocasını çocuğundan kıskanır mı diyerek bir güzel fırça çekiyordu. Merak etme, ben bulurum bir şeyler. Sen asıl kendini düşün, yanımda yokken yeterince üşüdüğünü biliyorum. Dolan gözlerimi kırpıştırarak puslanan bakışlarımı netleştirdiğimde Akif elimi kalbinin üzerine koydu. Sen buradayken en çetin kış da olsa dokunmaz bana. Sonrasında savaş alanına kalın kıyafet arama savaşı çevirdiğimiz yatak odasını topladıktan sonra hazırladığımız zarfı çantama atıp arabaya bindik. Yürüme mesafesindeki yere arabayla gidecek kadar lüks alıştırması iyi değildi. Ancak ne dediysem dinletememiş, en sonunda senin için yapmıyorum çocuğum üşümesin diye yapıyorum diyerek itiraf edip ufacık kırmıştı kalbimi. Gözünün üstünde kaşım var deseler ağlayacak durumdaydım bu sıralar. Bazen kendimi çekmekte ben bile zorlanıyordum. Hormonların üzerimdeki etkisiyle saçma sapan şeyler yapıp etrafımdaki insanları bunaltıyor. Daha sonra da hormonların bana yaptırdıklarına sinirlenip tekrar bir bunalıma sokuyordum. Olmaz olası hormonlar. Siz yokken ne de güzel yaşayıp gidiyordum. Saniyeler içinde artık benim de bir bireyi olduğum Alkan ailesinin evine geldiğimizde hızlı adımlarla bahçeden geçip zile bastık. Kısa bir süre sonra kapıyı açan Zeynep'e Akif'in kat kat giydirdiği kıyafetleri tek tek çıkarıp taşımasında yardım ettim. Gardıropta başka kışlık kıyafetim kalmamış olabilirdi. İçeri girip hal hatır sorma muhabbetinden sonra okunan ezanla ayaklanıp erkekler bir odada, kadınlar ayrı bir odada cemaat oluşturup kıldık akşam namazını. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı hazırladığımız sofrada iştahla tabağımdakileri yavrumla bölüşürken annemin sorusuyla boğazıma kaçtı dediklerim. Kızım sen böyle yemek yemezdin. Arkandan gelenler var gibi yiyorsun. Kilo da aldın sen sanki. Kilo olduğuna pek inanamıyorum ama bebek mi kız yoksa o? Önümdeki sudan bir yudum içerek yeniden nefes almaya başladığımda anneme baktım alttan alttan. Niye bozuyorsun anneciğim sürprizi? Yok bebek falan deyip yalan da söyleyemem ki şimdi. Anneme cevap vermeden sofadan kalkıp koridora çıktım. Arkamdan şaşkın şaşkın baktıklarına emindim ama bozulan sürprizi kurtarma çabasındaydım, ne yapayım? Çantamın içinden zarfı alıp yeniden odaya girdiğimde gözler üzerime dönmüştü. İyi misin kızım diye annemle Ferhan anne aynı anda sorunca ellerimi hareket ettirip bir koyun etiyormuşum gibi saçma sapan hareketler yapmamak için zor tuttum kendimi. İyi değilim. İyiyim iyiyim merak etmeyin diyerek elimdeki zarfı Zeynep'e uzattım. Zeynep ve diğerleri anlamayan gözlerle zarfa bakarken oku deyiverdim. Oku da utanayım hadi. Bir tanecik görümcem. Geleceğin alası zarfın içindeki dörde katlanmış kağıdı açıp başladı okumaya. Selamun aleyküm. Henüz tanımadığım emanetçilerim. Bizim çocuğumuz tabii ki de selam vererek başlayacaktı mektup yazmaya. Kendi yazdığım satırlarla daha konuşmayı bile bilmeyen çocuğumla gurur durmayı bırakıp Zeynep'i dinlemeye devam ettim. Bu mektup size annem ve babam tarafından benim varlığımdan artık haberdar olmanız için yazıldı. Benim burada can bulduğumu ilk öğrendiklerinde nasıl sevinip mutlu olmuşlarsa sizinle de paylaşmak istediler bu mutluluğu ki siz de mutlu olun. Ben henüz 5 aylık bir yavrucağım. Annem ve babam bugün benim de babam gibi bir yiğit olacağımı öğrendiler. Bu zamana kadar sizi benim varlığımdan haberdar etmemelerinin geçerli bir sebebi var. Onlara kızmadan hak vereceğinizi düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki geç de olsa öğrendiğiniz bu haber, yani benim gibi bir torununuz olacağını öğrendiğiniz için mutlu olmuşsunuzdur.
Zarfın içinde size bir sürprizimiz daha var. Belki beni görmek daha da hoşunuza gider. Sizi çok sevecek torununuz Yusuf. Annemle Ferhan anne şaşırmış bir şekilde bakışlarını Zeynep'in elinde tuttuğu kağıttan alıp yüzüme çevirdiler. Bu kadınlar neden aynı anda tepkileri veriyor? Korkutmayın beni. Hiç konuşmadan kısa bir süre bakıştıktan sonra birbirlerine baktılar aynı şaşkın ifadeyle. Böyle aniden söylemese miydim? Şoka girdi kadıncağızlar. İyi misiniz diye 5 ay boyunca saklamış olmanın verdiği utançla çekingen bir şekilde sorduğumda gülerek birbirlerine sarıldılar. Gözün aydın. Anneanne, babaanne oluyorsunuz sözleri birbirine karışmıştı. Aynı anda konuşan tek yumurta ikizi gibi görünüyorlardı şu an gözüme. Onların mutluluğuna gülümseyerek bakarken kapı pervazına yaslanmış benim gibi gülen çehresiyle gözleri üzerimizde gezen Akif'i fark ettim. Ona baktığımı görünce hareketlenip yanıma geldi. Ayağa kalktığımda yanına gelmiştik. Annem ve Ferhan anne gülen gözlerle ikimiz arasında mekik dokumaya başladı. Fazlasıyla bir utanma duygusu bastırdı şu an ancak belli etmemeye çalışıyordum kızardığına emin olduğum yüzümün müsaade ettiği kadar. Allah analı babalı büyüsün kızlarım diyerek ayağa kalkıp ikimize birden sarıldı Ferhan anne. Annemse Ferhan annenin yanından kalkınca yolunun açılması o da kalkıp kucaklaşma çemberimize katıldı. Dışlanmış gibi köşede duran Zeynep de fazla vakit kaybetmeden dahil olmuştu çemberimize. 5 kişilik kucaklaşma faslımız Hikmet Baba'nın mutfak kapısından anlamayan gözlerle bizi süzmesiyle dağılmıştı. Utanacaksan şimdi utan Meryemciğim hadi. Bu iç sesimi kim seslendiriyorsa onu elime geçirmeyeyim. Hayırdır inşallah ne bu neşe? Bizim neşemizden ona da bulaşmış olacak ki yüzünde sevimli bir gülümseme hüküm sürüyordu. Hikmet Baba'nın gülüşüyle aklıma çok tonton bir dedi olacağı gelince zaten var olan gülümsemem daha da genişledi. ''Senin haberin yok mu Hikmet?'' diye sordu Ferhan anne heyecanla. Hikmet baba kafasını yukarı kaldırıp ''Yok'' dediğinde Ferhan anne kolunun altına girdi oğluna yani Akif'e bakıp sonra bana baktı. ''Torun geliyormuş.'' Ferhan anne cümlesini kurarken kapının önünden arka arkaya geçen Tevfik abi ve babam geri geri yürüyerek şaşırmış bir ifadeyle baka kaldılar. Her duyan neden böyle şaşkın şaşkın bakıyor çözebilmiş değilim. ''Torun derken?'' Tevfik abinin sorusunu evet torun derken diyerek pekiştirdi babam. Bildiğiniz torun işte canım 5 aylık erkek adı da Yusuf olanından. Hoş geldin patavatsız Zeynep. Sana soracağım kızım bu ağzında bakla ıslanmaz hallerini. Gerçi ıslanacak bir şey de kalmadı o baklanın ama böyle de utandırılmaz ki canım. Hatta bakın bu bıcırık da kendisi diyerek zarfın içinde unutulmuş ultrason görüntüsünü sağladı. Kız görümce çekeceğim var elinden. Hem böyle bir açıklamayı ben yapmıştım hem de Zeynep'in yaptıklarına deliriyordum içten içe ama ben böyle olacağını nereden bileyim? Hayalimde sadece annemgile okutuyordum o mektubu ve sevgili annelerim de daha sonra sevgili babalarıma anlatıyordu. Hayaller, hayatlar. O akşam ortada dönen tek muhabbet Yusuf'umuz olmuştu. Daha dünyaya gözlerini açmadan neşe kaynağı olmuştu ailemizin. Annemle Ferhan anne doğmamış çocuğa don biçmek deyimi nasıl oluyor onu gösterirken babamsa beşiğini ben yaparım torunumun diyerek katılmıştı onlara. Marangoz adamın hali başka. Hikmet baba da çorba da benim de tuzum olsun diyerek çocuk odasını almıştı kendi payına. Tevfik abiyle Zeynep ise kıyafetlerine talip olmuştu kuzumun. Ne kadar da şanslı bir çocuk olacaktı. Bize bir şey olsa dahi onu gözümüzü kırpmadan emanet edebileceğimiz kocaman bir ailesi vardı. Şu an küçük bir eksik var hali diye düşünürken zil çaldı ve içeri dayı olacağıma dair duyumlar aldım diyerek yanımda Feride abla ile abim girdi. Zaten az utanıyordum. Siz de geldiniz tam oldu abiciğim Feride ablacığım. Bana bol bol sıcak basan bir akşamdan sonra 2 kişilik yuvamıza dönüş yapmıştık sonunda. Yatsı namazını oradayken kıldığıma şükredip gönülsüz gözlerimi değiştirdikten sonra yatağa yığıldım güneşte kalmış dondurma gibi. Tepeden bakılınca öyle bir görüntü sergilediğimi düşünüyordum nedense. Akif her akşam ayağımın altına koyduğum ama bu akşam unuttuğum yastığı yerleştirip yerine geçtiğinde minnetle gülümsedim. Teşekkür ederim deyip cevap vermesine fırsat vermeden ve özür dilerim dedim. Ne için diye sorunca acıyarak baktım ama elimden gelen bir şey yoktu. Şimdi senden taze içindeki ince kabuğu soyulmuş ceviz isteyeceğim için dediğimde olduğu yerden fırladı irileşmiş gözleriyle. Yok artık. Aralık ayında olduğumuzun farkında mısın? Gözleri bir benim gözlerime bir karnıma gidip gelirken ciddi olduğumu anlayıp çıktı odadan. Ne çektim be Akif?
Odadan çıktıktan kısa süre sonra tekrar gelmiş, yatağın ucuna çökmüş, elini alnına dayamış, kara kara düşünürken çekinerek kısık bir sesle seslendim. Akif, kabuğu soyulmuş taze cev, cümlemi tamamlamama müsaade etmeden yüzü aydınlanmış bir şekilde ayağa kalktı. Odadan çıkıp 15 dakika kadar sonra elinde bir tabak cevizle geri geldi. Yatakta bir şey yenmez, gel bakalım buraya diyerek kalefer peteğinin yanına karşılıklı yerleştirdiğimiz koltuklara oturdu. Tabağın içinde kabuklarıyla birlikte ıslak ıslak bana göz kırpan cevizlere iştahla yönelip Akif'in karşısındaki koltuğa kuruldum. Ama bunlar taze değil, kurumuş. Benim söylediğimi takmayıp tabaktan aldığı bir ceviz parçasının kabuğunu soyarak uzattı. Tadına bir bak, sonra itiraz et. Akif'in elinden cevizi alıp yemeye başladığımda tıpkı dalından yeni koparılmış gibi bir tat yayıldı damağıma. Ağzıma aldığım küçük parça bitince tabaktan bir tane daha soydum. Nereden aklına geldi cevizi ıslatmak? Kendisi için de bir tane cevizin kabuğunu soyarken konuşmaya başladı. Annem aşure kaynatacağı zaman akşamdan bütün malzemeleri hazırlardı. Cevizi de suyun içine atardı kabukları soyulsun diye. Ben de o görmeden bir avuç alıp kabuklarını soyarak yemeye başlardım. Çok severdim taze cevizi. Desene oğlum babasına çekecek. Kurduğum cümle gözlerini ışıldatırken yüzüne de geniş bir gülümseme yayıldı. Babası sevsin oğlumu diyerek ağzıma bir parça daha ceviz uzattı. O bana soydukça ceviz yedirirken benim aklım yine kara bulutlu dünyalarda dolaşmaya başlamıştı. Ah Akif, bir bilsen şu içimde kopan fırtınayı. Hem güneşi gösteriyorum ya sana. Aslında bir tarafım kış kıyamet her zaman. Yusuf'uma seni fotoğraflarından tanıtmak zorunda kalma ihtimalini düşündükçe kalbim titriyor korkuyla. Daha dünyaya gelmemiş yavrumun kırılacak hayalleri batıyor içime. Hep bir burukluk taşıyorum göğüs kafesimin içinde. Ya sensiz kalırsak? Ve 4 ay sonra Zeynep, Esma ve Feride ablayla çıktığımız bebek alışverişi maceramızda poşetlerin içinde kaybolup dönmüştük hep birlikte bizim eve. Mağazalardan alırken görmemişiz gibi poşetlerdeki önümüze döküp neler aldığımıza tekrar bakmaya başladık. Zıbınlar, pijama takımları, uyku tulumu, minicik patikler, hepsine baktıkça içim içime sığmayacak gibi oluyordum. 9 ay olmuştu onunla bir bedende can bulmaya başlayalı. Geri kalan ömrümde Rabbim hayırlısıyla kucağımda büyütmeyi nasip ederdi inşallah. Zeynep elindeki çay tepsisiyle gelip yanımıza oturdu. Herkes üzerime titriyordu. Sen iki canlısın diyerek çayı gönüllü olan Zeynep'e yaptırmışlardı. Mis gibi kokusu burnuma çalınan çaydan bir yudum aldım. Dışarıdan maruz kaldığım soğuk havanın üzerimdeki etkisini geçirmesini ümit ederek. Benim size bir haberim var dedi Feride abla elinde tuttuğu mavi uyku tulumuna bakarak. Üçümüz merakla ağzından çıkacak sözleri beklerken kısa süreli göz teması kurup tebessüm etti. Size bir yeğen daha geliyor 5 aylık derken karnının üzerine giden eline şaşkınlıkla bakıp elimdeki çayı dökmemek için tepsiye koydum. Sakarım ben ne olur ne olmaz, birilerini yakmaya hiç gerek yok şimdi. Feride ablanın hemen yanında oturan Esma sevinçle çığlık atıp teyzem oluyorum ben diyerek Feride ablanın boynuna sarıldığında ahtapot gibi doladığı kollarını açtım güç bela. Çekil kız gelinimizin üzerinden, yeğenimi göremeden boğacaksın kuzumu deyip ben atıldım üzerine. Kız gelin? Halam olacağım ben şimdi. Benim Feride ablanın boynundaki kollarımı çözense Zeynep olmuştu. Hain görümce. Zeynep en aklı başımızda gibi Feride ablaya sarılıp dualarıyla ayrıldı ondan. Çifte bayram yaşıyormuşçasına içim neşeyle kaplanmıştı. Ailemiz büyüyordu. Bizim yerimize artık yavrularımız, anne babalarımızın yerine de bizler geçiyorduk yavaşça. Böyle böyle ömür sermayesinden biraz daha tükeniyor da çok az farkına varıyorduk bunun. Geçen zamanın ne kadarını bizi bu dünyaya var eden ve nimetlerle donatan Rabbimiz için harcıyorduk. Nankördük bizler. Onun bizim için sunduğu güzelliklere şükür etmek şöyle dursun, parmağımıza diken batsa isyanda bulunuyorduk kendimize. Peki düşünüyor muyduk hiç, ya şükürsüzlüğümüzden doğuyorsa o musibetler, ona olan şükrümüzü dilimizle ifade ederken ibadetlerimizle de bedenen ve manen göstermeliydik. Aklımdan geçen düşünceler dilime çok şükür olarak aksettiğinde karşımdaki üç hanım bana anlamayan gözlerle baktılar. Rabbimin verdiği bu güzelliklere diyerek ilave ettim sonuna. Etrafa dağıttığımız kıyafetleri ve birkaç tane bebek için gerekli malzemeleri toplayıp Yusuf'umuz için hazırladığımız odaya yerleştirdikten sonra onları yolcu etmiş tekrar içeriye girerek duvarlarını mint yeşiline boyadığımız, içine girdiğimde içimi ferahlatan odaya girdim. Babamın yaptığı beşiğin üzerinde elimi gezdirirken telefonum çaldı. Sanki
kötü bir haber alacağımı hissetmişim gibi daralan kalbimi ferahlatmak için İnşirah suresini okurken ağır adımlarla oturma odasındaki telefonuma ulaşmıştım. Telefonu açtığımda Feride ablanın acı dolu çığlığı hızlandırdı yüreğimi. Meryem yardım et. Ellerim titremeye başlamış, ne yapacağımı şaşırmıştım. Feride ablanın zor durumda olduğunu hatırlayarak kendi korkumu bir kenara bırakıp sakin çıkmasını umduğum bir sesle konuşmaya başladım. Feride abla, ne oluyor? Onu kaybediyorum Meryem, ve tekrar bir çığlık. Donmuş bir şekilde kımıldamadan yerimde durmaktan kurtulup mümkün olduğunca hızlı bir şekilde askıdaki feracemi üzerime alıp çıktım evden. Yol boyunca dilime sırladığım Rabbime yakarışlarımla hızlı bir şekilde ulaştım abim ve Feride ablanın evine. Abim görevdeydi. İçimi parçalayan hisler gözlerimden yaş olup akarken zile basacağım sırada kapının aralık olduğunu fark edip içeriye girdim hemen. Feride abla girişin az ilerisinde yerde kanlar içinde yatıyordu. Gözümün önündeki görüntü beni şoka sokarken ne yaptığımı bilmiyordum. Defalarca seslendiğim Feride abladan cevap alamadığım her seslenişimde içimdeki korku kendini yeniliyor, kalbimi tekrar tekrar hızlandırıyor ve ümitlerimi zedeliyordu. Feride ablanın yerdeki kanına karışan gözyaşlarım aklımdan silemeyeceğim kötü bir anı olarak kalacaktı zihnimde. Ne yapacağımı bilemez halde kendimi sağa sola vururken elime çarpan telefonumla ambulans aramak gelmişti nihayet aklıma. Daha fazla vakit kaybetmeden 112'yi tuşlayıp acilen söylediğim adrese bir ambulans göndermelerini isteyip kapattım telefonu. İki parmağımı boynunun üzerine koyduğumda belli belirsiz elimin altında kımıldayan damar içimdeki korkuların bir kısmını götürürken gelmekte geciken ambulans endişelerimi çoğaltıyordu. Eşarbın iğnesini çıkartıp önünü açtım. Feracesinin fermuarını indirerek daha rahat nefes alması için olanak sağlamaya çalıştım. Ben aklımda kalan ilk yardım bilgilerini uygularken kulağımda yankılan ambulans sesiyle kapıdan fırlayıp bahçe kapısına doğru hızlı adımlarla yürümeye çalıştım. Sağlık ekipleri ellerinde sedye ve bir çantayla koşarak yanıma doğru geldiklerinde elimle evi göstererek içeride baygın bir şekilde yatıyor, kanaması var, 5 aylık hamile diyerek sıraladım dilime gelen kelimeleri. Benden aldıkları bilgilerle zaman kaybetmeden eve doğru koşan sağlık ekiplerinin arkasından ilerledim ben de. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra Feride ablayı sedyeye alıp ambulansa bindirdiler. Evin kapısını kapatıp zaman kaybetmeden buraya daha erken gelmek için arabayla geldiğimden peşlerine düşüp varacakları hastaneye kadar takip ettim onları. Ambulans hastanenin acil girişinde durup Feride ablayı sedyeyle indirdiklerinde yanlarına vardım hızla. Abimin emanetini ameliyathaneye alırlarken boğazımdaki yumruğuyla çöktüm banklardan birisine. Ne zor bir şeydi tek başına mücadele vermek. Feride ablanın yanında olmalıydı abim şimdi ama o hiçbir şeyden habersiz, kim bilir nerede ne yapıyordu. Ah abim benim, mutluluklarınız yarım kalıyor. Acılarınızı paylaşamıyorsunuz. Nasıl ödenecek sizin hakkınız? Yüzümden akan yaşları silip cebimden telefonumu çıkartarak babamı aradım. Durumdan haberdar etmem lazımdı birilerini. Annemi arasam panik yapacağını bildiğim için babam daha soğukkanlı davranacağını düşünerek rehberdeki babam yazısının üzerine bastım. Birkaç çalıştı açan telefondaki babama nasıl söyleyeceğimi bilemezken en sonunda Ferit ablanın rahatsızlandığını söyleyip en azından buraya gelene kadar çok korkmamaları için ayrıntıları açıklamadan kapattım telefonu. Onlar gelene kadar Ferit ablaya müdahale eden doktor ameliyathaneden çıkıp yanıma geldi. Hastanın nesi oluyorsunuz sorusuna abimin eşi cevabını vermiştim aceleyle. Tahmin edersiniz ki hasta ölü doğumu yaptı. Hastaneye getirilmekte biraz daha geç kalınsaydı bebeği kaybettiğiniz gibi hastayı da kaybedebilirdiniz. Doktorun ağzından rahatlıkla çıkan son kelimelerin ihtimali dahi canımı acıtırken meydana gelmemiş olmasına şükrettim. Birkaç gün gözlem altında tutmamız lazım. Hazırlığınızı ona göre yapmanızda fayda var. Geçmiş olsun diyerek ayrıldı yanımdan. O sırada telaşlı ifadeyle yanıma gelen annem ve babamı görünce gözümdeki yaşları silip güçlü durmaya çalıştım. Olan biteni anlattıktan sonra onlar da benim gibi kaybettiğimiz küçük canı üzülürken Feride ablanın henüz tükenmemiş nefesi oluşuna şükretmişlerdi. Hastanede geçirdiğimiz 2 günlük süre zarfında Esma, Yeter teyze ve Ömer de vermiştik can yakıcı haberi. Duydukları gibi hastaneye gelmişler ve aynı şekilde tepki vermişlerdi. Feride abla kendine geldikten sonra utana sıkıla girmiştim yanına. Karnıma değen gözleri anında dolmuş ve dökmüştü incilerin yanaklarına. Yanına varıp sımsıkı sarılarak ortak olmuştum ben de onun gözyaşlarına. Bir hafta önce yaşanan olaylar zihnimde canlanırken ağlamış olduğumdan acıyan gözlerimi dinlendirmek için yatağıma uzandım. Tekrar uyandığımda öğle namazının vaktinin girdiğini görünce abdest alıp seccademi serdim.
Namazım bittikten sonra tesbihimi çekip duamı ederek seccademi toplayıp yerine koyduğumda içimdeki özlem gösterdi yine kendini. Kaç gün olmuştu ne bir haber vardı Akif abimden ne de kendileri geliyordu. Rüzgar olup saçların arasına, ciğerlerine çektiğin havaya karışasın var Akif. Çok özledim. Neredesin? Sonrasında çalan kapı ziliyle içime düşen sıkıntıyı savuşturmak için la havle ve la kuvvete illa billah diyerek kapıya ulaşana kadar tekrar ettim. İyice büyüyen karnım artık neredeyse tüm hareketlerimi kısıtladığı için kapıyı açmam biraz uzun sürmüştü. Karşımda abimi görünce önce şaşırdım. Görevde oldukları geldi aklıma. Sonra abimin yanındaki üniformalı adamı, kapının önüne sıralanmış arabaları ve ambulansı gördüm. Aklıma gelen düşünceyle daha kimse bir şey demeden dolan gözlerimi tuttum ve boğazımdaki yumruğu yutkunarak gidermeye çalıştım. Abime baktım tekrar. Gözleri kan çanağı ve doluydu. Yüzüme büyük bir acıyla mı bakıyordu, bana mı öyle geliyordu? Abi, dedim güçsüzce. Akif nerede? Dolan gözlerimden yaşlar süzülüyordu artık. Ali, deyip yutkundu abim. Anlamıştım ne olduğunu. Akif şehit olmuştu. Kara gözlüm sevgilisine kavuşmuştu. Şu an ne kadar etim kopartılıyormuş ki bilsesem de Allah öyle bir sabır vermişti ki sadece ağlamakla kalıyordum. Sonrasında canımdan can alan kutlu haberi alışımın ikinci gününde şehidimi uğurlamak için toplanmıştı bütün kalabalık. Al bayrağı bezenmiş tabutun karşısında boynumuz bükük, gözümüz yaşlı, sessiz çığlıklar atıyorduk. Karnıma giden elleri mahkumun emanetini hatırlattı. Daha doğmadan yetim kalmıştı oğlum. Hızlanan gözyaşlarımı elimin tersiyle silip duruşumu dikleştirdim. Çocukları yetim, anneleri kuzusuz, gencecik kadınları yarsız bırakanların istediklerini onlara vermeyecektim. Hem Akif'e sözümdü bu, dik duracaktım. Benim Akif'im kurumuş toprağı kanıyla sulayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmaya gitmişti. Şehidimin namazı kılındığında yanına yaklaştım. Tabutunun başucundaki fotoğrafına baktığımda bir damla daha terk etti gözlerimi. Kollarımı acıp al bayrağı kucaklayınca sandım ki Akif'i hissederim. Ancak hissettiğim tek şey sert ve ruhsuz bir tahtadan başkası olmadı. Secdeye kapanmaktan sonra dünyada olmayı en çok sevdiğim yer onun göğsünün üzeri yoktu artık. Abim beni kolları arasına alıp sımsıkı sarılmışken ağzımdan kaçan feryadın sebebi karnıma giden sancıydı. İkinci bir sancıda dört büklüm olup yere yığıldığımda hala abimin kollarındaydım. Algılayabildiğim tek şey telaşa kapılmış abim ve acılarımdı. Ruhum Akif'i bir müddet göremeyecek olmanın acısıyla kavrulurken vücudum sancılarla kıvranıyordu. Bedenim yerden havalanıp S diye konulduğunda hızlı ambulansa bindirildim. Abim de benimle birlikte ambulansın arkasına bindiğinde acı bir siren sesi doldu kulaklarıma. Bana bir şey olursa oğlum size emanet. Sık sık aldığım nefesler ve sancılar konuşmamı zorlaştırıyordu. Feride ablayla sana. Az önce oğlumun yetim kalışına kahrolurken şimdi bir de öksüz kalması ürpertmişti içimi. Meryem konuşma şöyle, dayan abicim dayan. Ambulans kısa sürede hastanenin önünde durunca hızla içeri alındım. Bağırıp da sesimi kimsenin duymaması için dişlerimi sıkarken hiç bekletilmeden ameliyathaneye götürüldüm. Bütün her şey akan bir su gibi hızlı oluyordu. Kıyamet alametlerinden birisi de zamanın çabucak geçmişidir. Benim küçük kıyametim yaklaşmıştı da o yüzden mi bu kadar hızlı geçiyordu zaman? Üzerime yeşil bir önlük attıklarında içeri koşarak eve girdi. Yapmam gerekenleri bana söylerken dediklerini yapıyordum. Sonunda büyük ameliyathane duvarlarında yankanan ağlama sesiyle hiç dinmeyen gözyaşlarım daha da hızlandı. Oğlum babasının gidişiyle gelip gönlümdeki yarayı sarmak istemişti sanki. Hemşire kundağa sardığı yavrumu getirip koynuma koyduğunda kokusunu çektim içime doya doya. Akif'imin kokusunu alırdım belki yetim kuzumda. Ama alamadım. Ne Akif'in kokusunu alabildim ne de bedenim bu kadar acıya dayanabildi. Gözlerim kapanmak üzereyken hemşirenin dedikleri ilişti kulağıma. Kanı durduramıyoruz. Hastayı kaybediyoruz. Adı Akif olsun dedikten sonra ağızdan çıkan son sözcükler kelimeyi şehadet olmuştu Meryem'in. Genç kız gözlerini daha fazla açık tutamayıp kapattığında her zamanki gülümsemesiyle kömür gözlüsü Akif'i duruyordu karşısında. Kollarını açmış onu bekliyordu sarılması için. Koşarak kollarının arasına girdiğinde tüm acıları dinmişti sevda çiçeğinin. İşte böyle dostlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. 10
numara 5 yıldız bir hikayeydi. Bu güzel hikayenin yazarı Rabia Yüksel. Ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni hikaye beklerken yine bir hikaye tavsiye edeyim size. Gerçi bu hikayeyi seslendirirken şu an hangi aydayız? Hikayeyi o kadar deldim ki hangi ayda olduğumuzu düşünüyorum hala. Aralığın herhalde 13-14'ü bugün. Yani hikayeyi seslendirdiğim zaman. Bunu büyük ihtimalle siz bir ay sonra dinleyeceksiniz bu bölümü. Ben işte bu aralar Modern Çağ'ın Pinokyosu diye bir hikaye var. Ötenezi Okulu'nun yazarı yazdı bu hikayeyi de. Tekrar söylüyorum, Modern Çağ'ın Pinokyosu diye YouTube'da yazarsanız, yani Rabbim nasip ederse ölmezsek, bir aksilik de olmazsa o hikayeyi seslendireceğim inşallah. Yani siz bu hikayeyi dinlerken herhalde birkaç bölümde yüklenmiş olur mu olmaz mı bilemem. Yani siz YouTube'da arama kısmında Modern Çağ'ın Pinokyosu yazın. Fena bir hikaye. İslam bir hikaye değil. Çok da aykırı şeyler yok içinde. Aykırı olan yerleri de seslendirmem zaten. Oraları kesiyorum böyle. Her neyse böyle, yani şunu söyleyeyim sadece. Ağlıyorum. Mesela 2 dakika sonra gülüyorum. Yani deli saçması bir hikaye. Harika bir hikaye ama. Yani sizi nerelere götürüyor? Alıp böyle çok uzak yerlere götürüyor. Yani bir de çok geniş kapsamlı bir hikaye. Karakterleri de çok fazla. Dinlerken mest olacaksınız. Sonuçta bir de Ötenezi Okulu'nun yazarı yazmış o kitabı da. Sağ olsun izin verdi seslendirmem için. Şimdiden keyifli dinlemeler. Böyle bu hikayede de ara sıra dilimiz sürçtüyse, kelimeleri birbirine doladıysak, ne diyor bu adam demenize sebep olduysak affola. Hakkınızı helal edin. Ettiğiniz duaları da bizden unutmayın. Allah'a emanet olun.